Mavi patiskaları yırtan gemilerinle. Uzaktan seni düşünür düşünürüm İstanbul. Bin bir direkli haricinde akşamlar, adalarında bahar Süleymaniye'nde güneş. Hey sen ne güzelsin ey kavgamızın şehri İstanbul. Boşuna çekilmedi bunca acılar. Büyük ve sakin Süleymaniye'nle bekle. Günaydın, Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 15 Aralık 2022 günlerden Perşembe. Dileğimiz her zamanki gibi sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün olması. Arkamda görüyorsunuz, Türkiye'de siyaset dünden itibaren, dün mahkemeden çıkan karardan itibaren artık bambaşka bir yere evrilecek. Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine yönelik hakaret ettiği iddiası ile yargılanıyordu ve mahkemeden o karar da çıktı. Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl, 7 ay, 15 gün hapis cezası verildi ve şunu söyleyebiliriz, hani seçim sürecinde, tam da böyle seçim sürecinde, siyasette de milat gibi bir gecenin sabahında sizlere günaydın diyoruz. Bugün başlığımız millet ne der? Baktığımızda mahkeme kararlarına hep not düşülür ve der ki karar yazısında Türk milleti adına ve karar Türk milleti adına alınır. Bugün başlığımız millet ne der? Sosyal medya hesaplarımızı görüyorsunuz. Bugün özel bir yayın gerçekleştireceğiz. Hem Instagram'dan hem de Twitter'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Millet ne der başlığı ile gazetelere bakacağız. Gazetelerde tarihi manşetler var. Ama aynı zamanda hadi görmedik de olmasın diyen ve böyle yaklaşan gazeteler de var. Bir tarafta tam sayfa manşet, diğer tarafta görebilmeye çalıştığınız haberler Ekrem İmamoğlu ile ilgili. Ekrem İmamoğlu dün bu kararın öncesinde Saraçhane'ye, mahkemeden çıkacak olan karar ne olursa olsun herkesi Saraçhane'ye davet ediyorum dedi. Ve Saraçhane'ye gelen liderler, o liderlerden birisi İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'di. Siyaset ne söyledi, AK Parti ne söyledi, hepsine birlikte bakacağız. Yalnız önce dün geceye döneceğiz. Bir kez daha hatırlatıyorum, özel bir yayın gerçekleştiriyoruz. Başlığımız millet ne der ve Ekrem İmamoğlu. İstanbullular, İstanbul kimin demiştik? Sizin, sizin. 16 milyon İstanbullunun. Hangi çılgın sizin millete ait herhangi bir sürecin önüne set kurabilirmiş? Hangi çılgın zincir vurabilirmiş? Hiç kimse, hiç kimse, hiç kimse vuramaz. Bu akşam biriz, birlikteyiz. Yarın çoğalarak daha fazla bir arada olacağız. Daha fazla birlikte olacağız. Güzel bir anını bu akşam başlatıyoruz. Yarın çok daha büyüyecek. Genel başkanlarımız burada olacak. Önümüze aydınlık günlere birlikte bakacağız. Birlikte bakacağız. Bu dava Türkiye'nin düştüğü durumun özetidir. Utanç duyduğumuz bu anı
bu ortamı bize yaşatan, bu yargı sürecinin o kötü kararını yaşayıp sizleri buraya davet etmeyi elbette istemezdim. Ama bu dertleşmeyi sizin kararınızın yok sayıldığı bir ortamın bu şekilde bir alışkanlık haline geldiği anda gerçekten bu ülkeyi yaşanmaz hale getirmek isteyenlerin ekmeğine yağ sürmüş olurduk. Onun için sizi buraya davet ettik. Ve sizinle dertleşiyorum. Bu mahkeme, bu dava Türkiye'de adaletin kalmadığının ispatı. Bu dava ülkeye adalet ve demokrasi gibi en ulvi değerleri getirmek istemeyen insanların yönettiği bir davadır. Hatta devlet biziz, millet biziz, her şeyin sahibi biziz diyen insanların aymaz, utanmaz bir biçimde süreci etki altına alıp karar verdikleri bir davadır. Hukuku yok sayarak, millet iradesiyle kavga ederek bu süreci bir avuç insanın istediği yörüngeye oturtmak isteyenlerin ortaya koyduğu iradeyi yöneten bir davadır. Keşke, keşke bu dava bir hukuk davası olsaydı, adalet önünde bir yargılanma süreci olsaydı. Aslında bu dava var olan süreçte bozuk düzen diye tarifleyeceğimiz bir düzenin davasıdır. Aldıkları her karar kendi çıkarları için. Kıymetli hemşehrilerim, milletimizin yaşadığı zorluklar, yoksullaşması, eğitimden adalete birçok sorunun üstünü kapatmak için ortaya koydukları çirkin bir irade sürecinin sonucudur. Çocuklarımızın gelecekle ilgili umudunun kalmadığı bir ortamda ortaya sudan sebeplerle, uydurma gerekçelerle dava üreterek, hukuku da zedeleyerek hepimizi yaralayan bir süreçtir bugün yaşadığımız dava. Bu düzeni, bu bozuk düzeni kuran, bu bozuk düzen sahibi olan o bir avuç insan artık mertçe, dürüstçe, cesurca mücadele etmeyi de bırakmışlardır. Kendi düzenlerini korumak için alevereye dalevereye başvurarak akla hayale gelmeyen iş ve işlemleri yürürlüğe koyan insanların sürecidir. Bu bozuk düzen aslında 31 Mart gecesi Anadolu Ajansı üzerinden o verileri kapatıp seçimi elimizden almaya cesaret ettikleri gün başlamıştır. Dün mahkemeden çıkan bu kararın ardından herkesin sorduğu ya da herkesin sorması gereken sorular var. Mesela bu karar kime yarar ya da bu karar kime yaramaz? Önümüzdeki süreçte, gelecekte kimi siyaseten büyütür, kimi siyaseten geride bırakır? İşte bu sorular herkesin aklına geldi ya da herkesin aklında olması gereken sorular. Şimdi mahkemenin kararının ardından Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasının verilmesinin ardından siyasetten sesler yükseldi. Hemen hep birlikte siyasetten yükselen o seslere bakalım. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün sabah 8.30 uçağıyla Almanya'ya gitmişti. Temasları vardı, programı vardı ve mahkeme kararının ardından süreci takip etti. Mahkeme kararını öğrendi. Hem Almanya'dan açıklama yaptı hem de hızla
İstanbul'a geldi. Bugün Altılı Masa Saraçhane'de buluşacak. Yani dün ne kadar önemliyse, dün akşam orada otobüsün üzerinde Meral Akşener'in ve Ekrem İmamoğlu'nun verdiği mesajlar ne kadar önemliyse, bugün yine Altılı Masa'nın İstanbul'da buluşması, Saraçhane'de buluşması ve Saraçhane'den vereceği mesaj çok ama çok önemli. Burada alınan karar önümüzdeki süreci, adaylık sürecini nasıl etkiler, nasıl etkileyebilir, onu da konuşacağız. Herkesin şunu çok iyi bilmesini isterim ki bu ülkede artık darbeci de saraydır, yasakçı da saraydır. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu böyle söyledi. Hemen ardından diğer siyasiler, belediye başkanları, onlar ne söyledi? Meral Akşener kul kurar, kader gülermiş. Şimdi... Herkesi Saraçhane'de bekliyorum dedikten sonra Ekrem İmamoğlu hemen bir paylaşımda bulunan, fotoğrafla yine Instagram'dan, Twitter'dan paylaşımda bulunan isimdi Meral Akşener. Yola çıkıyorum Ankara'dan ve Saraçhane'ye geliyorum dedi. Hızla da geldi Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener. Şimdi makam odasındaki buluşma, ama biz sizi yeniden o otobüsün üzerine, seçim otobüsünün üzerine götüreceğiz. Meral Akşener dedi ki, bu şarkı burada bitmez. İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i davet ediyorum. Hey gidi Saraçhane. Hey gidi Saraçhane. Ne çektiniz be? Ne çektiniz? Bundan yıllar evvel burada okuduğu bir şiirle mahkum olan bir büyük şehir belediye başkanı vardı. Yok. Biz yuhlamayız. Biz gereğini yaparız. Ve o büyük şehir belediye başkanı buradan sizlere seslenip, İstanbulluya seslenip demişti ki bu şarkı burada bitmez. Doğrudur, o şarkı orada bitmedi. Ama bugün Meral Akşener olarak söz veriyorum, bu şarkı da burada bitmeyecek. Bir saniye. Bugün iktidarda yarından çok korkan bir irade var. İnsanlar korktuğu zaman ceza verirler. İnsanlar korktuğu zaman zulüm yaparlar. İnsanlar korktuğu zaman haksızlık yaparlar. Onun için bugün Ekrem kardeşim için, Ekrem Başkan için verilen bu kararın arkasında bir büyük korku var. Size duyulan korku var. Demokrasiye duyulan korku var. Millet iradesine duyulan korku var. Evet, onlar korkuyor. Ama biz korkmuyoruz. Yaşasın hürriyet. Kahrolsun istibdat diyoruz. Yaşasın hürriyet, kahrolsun istibdat diyoruz. Şimdi bu iki konuşmada öne çıkan mesajlar var. Bir kez daha hatırlatmak isterim. Meral Akşener dedi ki, yaşasın hürriyet, kahrolsun istibdat. Sonra bu şarkı burada bitmeyecek. Sandıkta gereğini yapacaksınız. Hadi bakalım, sizi gönderiyoruz dedi. Ve AK Parti'ye seslendi. Bu cezayı sandıkta yırtacaksınız dedi. Orada toplanan kalabalığa seslendi. Aydınlık günlere birlikte bakacağız. Bir başka önemli mesajdı. Ve yine İstanbul'da başardık, Türkiye'de başaracağız. Bu mesaj Ekrem İmamoğlu'na ait. Aradan 3 yıl geçmiş olabilir ama benim gençliğim var. Gençliğim 2023'te her şey çok güzel olacak. Yine Ekrem İmamoğlu'nun verdiği mesajlar. Peki bu mesajlar nereye gider?
Adaylık sürecinde altılı masanın kararını nasıl etkiler? Az sonra konuşacağız. Özel bir yayın gerçekleştiriyoruz dedik ya. Düne döneceğiz. Dünün hem de sabah saatlerine döneceğiz. Yalnız bu davayı ve süreci bir kez daha hatırlayalım. Reis'ten açılmış bir kamu davası şikayetçi olan şimdi YSK üyelerine hakaretten yargılanıyor Ekrem İmamoğlu, ama şikayetçi olan YSK üyesi yok, bulunmuyor. Yani bu davayı reisten savcı açtı ama pek çok kez de Ekrem İmamoğlu bu dava sürecinde sözünün adresinin YSK üyeleri olmadığını, sözünün adresinin kendisine ahmak diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olduğunu defalarca söyledi ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu değil dedi mahkeme. Hayır dedi. Siz orada kamu görevlilerine hakaret ediyorsunuz. Sonrasında böyle bir kararla karşı karşıya Türkiye, Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Peki dün hakkında siyasi yasak isteniyordu. Mahkeme bu duruşmaya 11'de başladı. Ekrem İmamoğlu'na istenen, savcının istediği ceza 4 yıl 1 ay hapis cezası ve siyasi yasaktı. 16'da bu duruşmaya ara verildi. 16'ya kadar duruşmaya ara verildi. 3 saatlik bir ara verildi ve sonra o sıralarda ne oldu? Reste rest mi dedi Ekrem İmamoğlu, ya da hissettiği neydi? Kurmayların hissettiği neydi? Kalabalıkları, karar ne olursa olsun sizleri Saraçhane'ye davet ediyorum dedi. Sonra zaten saatler 17.51'i gösterdiğinde Türkiye o kararı, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası kararını öğrendi. Düne gidelim ve dakika dakika neler yaşandı. Her şey çok güzel olacak, her şey çok güzel olacak. Bugün, bugün Meral Akşener olarak söz veriyorum. Bu şarkı da burada bitmeyecek. Halkın verdiği yetki öyle birkaç kişi bir avuç insan alamaz. Mücadelemiz daha güçlü başlıyor Allah'ın izniyle. Karara ilk tepkisi bu oldu. Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Karar öncesi herkesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bulunduğu Saraçhane'ye çağırmıştı. İlk mesajını da oradan verdi. Mücadelemiz daha güçlü başlıyor dedi. İmamoğlu kararı öğrendiğinde yanında İYİ Parti lideri Meral Akşener vardı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Almanya'daki programını yarıda kesip İstanbul'a geldi. Milletçe ayağa kalkacağız. Bizi mahkum etmeye kalkanları pişman edeceğiz. Nerede? Nerede? Nerede edeceğiz? Sandıkta edeceğiz, sandıkta. Adaletin katline şahitlik ediyoruz. Aklını ve vicdanını kiralamış insanlara şahitlik ediyoruz. Saray artık 28 Şubat zihniyetinin ta kendisidir. Bu darbeci, yasakçı zihniyetiniz batsın sizin. Bir daha geri gelmemek üzere tarihin çöp sepetine atacağız. Bu sefil, darbeci, organize kötülüğü yeneceğiz. Yeneceğiz, emin olun. Yeneceğiz. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Ceza kesinleştiğinde siyasi yasakta söz konusu olacak. Bu yol yanlış bir yoldur. Çünkü adalet gün gelecek, yargıyı siyasallaştıranlara da lazım olacaktır. Bu kararı aldıran zat, bu sözler senin değil mi? Burada okuduğu bir şiirle mahkum olan bir büyük şehir belediye başkanı vardı. Yok yok yok. Yok. Biz yuhlamayız. Biz gereğini yaparız. Karar açıklanırken İmamoğlu'nun yanındaydı Akşener. Kararın ardından Akşener'in paylaşımı dikkat çekti. Kul kurar, kader gülermiş. O büyük şehir belediye başkanı buradan sizlere seslenip, İstanbulluya seslenip demişti ki bu şarkı burada bitmez. Saraçhane'deki kalabalık kararın ardından daha da yoğunlaştı. Kürsüde hem İmamoğlu hem Akşener vardı. Her şey çok güzel olacak, her şey çok güzel olacak.
Bugün altılı masadaki tüm siyasi liderler yine Saraçhane'de olacak. Saat 16'da Ekrem İmamoğlu ile birlikte hem İstanbullulara hem de Türkiye'ye seslenecekler. Sizden söz almak istiyorum. 2023'te her şey çok güzel. Her şey çok güzel olacak diyerek dünkü konuşmasını tamamladı Ekrem İmamoğlu. Şimdi hep birlikte gazetelere bakalım. Gazeteleri iki tur halinde hazırladık. Bir tarafta tarihi manşetler, diğer tarafta bu haberi acaba nasıl gördü, nasıl görmemeye çalıştı, ne kadar küçük gördü, onlara da bakalım. Cumhuriyet Gazetesi, İmamoğlu'na saray kumpası, AKP 25 yıl sonra iki kez kaybettiği İstanbul'u yargı darbesiyle alma peşinde Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti. Devam edelim. Bir Gün Gazetesi, Bir Gün Gazetesi'nin manşeti halkın iradesine yargı darbesi, siyasi iradenin yönlendirdiği yargıdan. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl ceza ve siyasi yasak kararı çıktı. Altılı masanın liderleri bugün Saraçhane'de olacaklar. Bir Gün Gazetesi'nden sonra büyütmeden detayları yönetmenimizden Savaş'tan isteyeyim bunu. Evrensel Gazetesi şöyle bir o gazetelerin manşetlerine doğru uzandığımızda İstanbul iradesine sahip çıktı Evrensel Gazetesi'nin manşetinde. Karar Gazetesi milli iradeye siyaset yasağı Ekrem İmamoğlu. Pencere, gazete Pencere demokrasi ve hukuk yerlerde Ekrem İmamoğlu defalarca burada hedefinin sözlerinin hedefinin YSK üyeleri olmadığını İçişleri Bakanı olduğunu söyledi. Tanıklar da dinlendi ama 11 Kasım'daki duruşmadan dünkü duruşmaya kadar ne savcı fikrini değiştirdi ne de burada zaten bir takım fikirler de oluşmuştu Ekrem İmamoğlu'nda. Gelin dedi, siz gelin Saraçhane'ye gelin, mahkeme kararını nasıl verirse versin ve sonra işte gördünüz ve duydunuz Meral Akşener, bu şarkı burada bitmez sözleri. Yeni Çağ Gazetesi, İmamoğlu'na siyasi yasak. Milli Gazete bir kez daha siyasete hukuk engeli. Seçim, erken seçim, acaba ne zaman, bir başka önemli başlık. Sözcü Gazetesi, İstanbul'u sandıkta alamadılar, yargı darbesiyle alıyorlar. Sözcü Gazetesi'nin manşeti. Gelelim şimdi diğer gazetelere, diğer gazete turuna da bakalım. Şöyle bir görmeye çalışacağız burada da Ekrem İmamoğlu ile ilgili haberleri görmeye çalışacağız. Tüm Türkiye bunu konuşuyor. Siyasete yeni bir yön verecek bir mahkeme kararı ve bununla ilgili gazetelerdeki o haberler. Bakalım Sabah Gazetesi, Sabah Gazetesi'nin ilk sayfasında şurada şu kadar detaysız bir şekilde YSK üyelerine hakarete 2 yıl 7 ay ceza. Sonra Akşam Gazetesi, Akşam Gazetesi'nde manşet Cumhurbaşkanı, zaten bu gazetelerin hepsinde manşet Cumhurbaşkanı ve yurt dışındaki temasları. Akşam Gazetesi'nde YSK'ya hakaretten 2 yıl 7 ay hapis cezası. Diğer gazetelere de bakacağız. Yalnız Bir Gün Gazetesi'nde var. Hani yargı bazen çok hızlı harekete geçiyor. Bazen böyle hiç görmüyorsunuz. Harekete geçtiğine dair bir böyle adalet arayışına dair o kararların da geciktiğini yaşıyorsunuz. Şimdi istismar davasına geçelim. Özel bir yayın gerçekleştiriyoruz bugün. Ekrem İmamoğlu ile ilgili verilen karardan, cezadan, siyasi yasak kararından sonra ama memleketteki diğer konulara ve başlıklara da bakmak istiyoruz. Mesela 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davası 2 yıldır Aile Bakanlığı'nın korumasında ama 2 yıldır da yargı harekete geçmemişti. Bazen çok hızlı, bazen çok yavaş ve bugün başlığımız millet ne der değil mi? Milletin vicdanı ne der, ne söyler? Millet vicdanını ortaya koydu ve tutuklama geldi. Katalog suçlardan olduğu için biz de tutuklu yargılama talebinde bulunduk. Faillerin an itibariyle tutuklanmamış olması en basit tabiriyle büyük bir utanç vesikasıdır. Aile Bakanı Derya Yanık katalog suç, yani doğrudan tutuklama tedbiri gerektiren suçlardan biri olduğunu söylemiş. Ancak henüz bir tutuklama olmamasında tepkiler büyümüştü. Baba Yusuf Ziya G ve istismarcı Kadiriye hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kadiriye emniyete getirilirken Yusuf Ziya G'yi arama çalışmaları devam ediyor. 30 Aralık
4 Aralık 2020'de Cumhuriyet Savcılığına gitmiş vatandaş. 4 Aralık 2020'de biz ilk kabul birimimizi almışız. Delil karartma, mağduriye ulaşma, onun beyanını manipüle etme, belki menfaat temin ilişkin teklifler. Ya bu dosyanın tutuksuz gelmesi tam bir hukuk kararıdır. 30 Ocak gününe çekilen davada 3 tutuksuz sanık var. 6 yaşındaki kızını dini nikah adı altında Kadiriye veren İsmailer cemaatinden baba Yusuf Ziya G, buna göz yuman anne Fatma G ve çocuğu yıllarca istismar eden 23 yaş büyük tarikat üyesi Kadir İ. 3 sanıktan ikisine babaya ve Kadir İ'ye yakalama kararı çıkarıldıktan kısa süre sonra ekipler harekete geçti. Polisler Sancaktepe'de bulunan Hira Nur Vakfı'na geldiler. Burada baba Yusuf G'yi bulamadılar. Pendik'te yakalanan istismarcı Kadir'i emniyete getirildi. Baba Yusuf Ziya G aranıyor. Yazışmalar var, yıllar sonra çıkan fotoğraflar var. Adli tıp incelemesiyle ilgili hukuken, fiilen, vicdanen, ahlaken kabul edilemeyecek İnanılmaz iddialar var. Geldiğimiz noktada çok geç yani. Delil karartma, mağdur HKG'ye baskı kurulması hukukçuların ortak endişesi. Çünkü daha önce de baskı kurulmuştu. 2012 yılında sahte raporla yaşı büyük gösterildiğinde zorla ifade verdirilmişti HKG'ye. Benim asıl yaşım 17'dir. Kimseden davacı, şikayetçi değilim. 14 yaşında verdiği bu ifadeyi ailesinin yazdığını, onun da imzalamak zorunda bırakıldığını anlattı HKG. Savcı o dönem kavuşturmaya yer olmadığına karar vermişti. O savcıya HSK soruşturma başlattı ama ilk soruşturması değildi bu. Daha önce de cinayet şüphesi olan bir ölümü yeterince incelemeden kapattığı için HSK'ya şikayet edilmişti. Ankara bağlısı olarak çocuk istismarının her türlüsüne karşı seferberlik başlatıyoruz. Biliyoruz ki tarikatlar Türkiye'de din adı altında ve din duygularını sömürerek çocukları büyük bir karanlığa sürüklüyor. Milletin sözünün hükmü mü kaldı diye mesajlar geliyor. Hiç öyle söylemeyin. Millet ne der bugün başlığımız? Millet sözünü söyledi mi? İşte o zaman fikirler, düşünceler, ben yaptım oldu anlayışı, her şey değişir. Şimdi bununla ilgili bir haber daha paylaşacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir torba yasa ve o torba yasanın içinde zeytinliklerin maden sahalarına açılması ile ilgili bir adım, bir hamle. 7 değil 17 değil 27 kez de ertelense yeniden gündeme getireceğiz denilmişti. 2017'de o dönem Bakan Faruk Özlü'ydü. Sonra üreticinin de 37, 47, 57 kez getirseniz biz de buna itiraz edeceğiz demişti üretici. Ve ne oldu? Bakın ne oldu? Ben üretmek isteyen bir çiftçiyim. 4 tonun üzerinde zeytin üretiyorum. Şu ellerimle memleketimin insanına yediriyorum, içiriyorum. Bundan da şeref duyuyorum. Bu doğaya kıymak ne demek? Bakın ben ellerimle getiriyorum zeytinlerimi. Ben bunları... Bu alanın gözyaşlarına değmez. AKP'ye söylüyorum. Vazgeçin bu sevdadan. 3-5 aylık siyasi ömrünüz kaldı. Gider ayak birilerini zengin etmek için bu işlere girmeyin. 20 yılda defalarca meclise gelen ama reddedilen, geçtiğimiz yıl Danıştay'dan dönen zeytinliklerin maden sahalarını açan düzenleme bir kez daha torba yasa içinde kanun teklifi olarak getirildi iktidar tarafından. O kadar öfkeliyim ki yeter artık, zeytinlerimizi de toprağımıza bu açgözlü şirketlere vermeyeceğiz. Ne pahasına olursa olsun önce beni çiğneyin diyeceğim. Devlet ormanları bizzat korur. Bugün biz ormanları devlete karşı, Orman Genel Müdürlüğü'ne karşı korumak zorundayız. Düzenlemeye karşı aylardır direnen Muğla Akbelen'deki köylüler, çiftçiler ellerinde zeytin dallarıyla bu sefer iktidarın duyacağı en yakın yerden, meclisin bahçesinden seslendiler ve yine kazandılar. İktidar bir kez daha geri adım atmak zorunda kaldı. Zeytinlikleri madenciliğe açan madde torba kanun teklifinden çıkarıldı. Ama daha önce Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği iki düzenleme daha var torba kanunda. Biri limanların işletmelerinin ihalesiz 49 yıllığına uzatılması. Bunlar geldiğinde ihaleleri bizim yandaşlara ya da Katar aşkıma uygun olarak vermezler. O yüzden süresi bittiği günü 49 yıla tamamlıyor kanunla. Bunu yaptılar, Anayasa Mahkemesi olmaz dedi oy birliğiyle. Daha önce Anayasa Mahkemesi'nin oy birliğiyle iptal ettiği düzenlemeyi iktidar bir kez daha meclise getirdi. Yüksek Mahkemenin sendikalaşmanın önündeki engel diyerek iptal ettiği bir düzenleme daha var torbada. Düzenlemeye göre çalışanların toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanabilmesi için o iş yerinde en az %2 örgütlü bir sendikaya üye olmaları gerekiyor. Aksi takdirde aylık 707 lira tutarındaki ikramiyeyi alamayacaklar. Bu kanun çıkana kadar %2
birlik bir sendikadayım. 700 lira ayda para alıyorum. Bu kanundan sonra gitti. O paraya ihtiyacım var. Buyur memur, seni üye olursan alırsın. Böyle sendikacılık da olmaz. Böyle kanun da olmaz. Sendikalar en önemli kurumdur. Sendikalaşmayı fevkalade önemli görüyoruz. Söyleme bakarsan Sayın Bakan sosyal demokrat, eyleme bakarsan faşizmin dibi bu. İktidar daha önce %1 sendikalaşma barajı getirmiş, Anayasa Mahkemesi iptal etmişti. Bu kez de %2 barajı getirdi. Şimdi hayatın içinden, memleketten haberler, onları da paylaşacağız. Hem Ekrem İmamoğlu'na verilen o ceza ve o cezanın sonrası siyaset yasağı, hem de memleketten haberlerle ilerleyeceğiz. Asgari ücrette dün ikinci toplantı gerçekleşti. Yine rakamlar telaffuz edilmedi. İşçinin TÜİK'ten istediği veriler de gelmeyince işçi de elini açmadı. Şimdi hala işveren ve hükümetin teklifini görmek istiyor. Artık son toplantı. Belki arada bir toplantı daha yapılır. Onu takip ediyor olacağız. EYT'lilerle ilgili yeni gelişmeler var. Yine konuşacağız. Memleketten can yakan haberler var. Aktaracağız. Yalnız Meral Akşener ne söylemişti? Kul kurar, kader gülermiş. Devam edelim. Siyasette acaba hangi mesajlar verildi? Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, mahkemenin verdiği karar nihai bir karar değildir. Bu karara karşı istinaf ve temyiz yolu açıktır dedi Adalet Bakanı. Aynı zamanda AK Parti'den gelen tepkiler de var. Biz rakibimiz de sahada, meydanlarda yarışmak isteriz. Hani kimseye siyaset yasağı gelsin istemeyiz denilirken. Önceki dönemde hatırlar mısınız, bu davayla ilgili bir hakim vardı. AK Parti'ye de çok uzak olmadığını söylerdi kendisi. Haziran ayında bu davadan alındı, başka bir yere gönderildi. Ve bu davada 2 yılın üzerinde ceza vermem istendi iddiasını ortaya attı. Ekrem İmamoğlu, bakın gördünüz mü, siyasi bir karar ve siyasetin önü kesilmek isteniyor. Bunu anlatmıştı, bunu açıklamıştı. İlginçtir, 14 Aralık tarihinde 2 yılın üzerinde bir hapis cezası verildi. O mahkemenin başkanı görevden alındıktan sonra yerine başka bir hakim geldi ve o hakim ve kararı, işte bu tartışılıyor. Devam edelim. Bekir Bozdağ'dan sonra Ali Babacan, Altılı Masa, bir kez daha söyleyelim, Saraçhane'de buluşacak. Göstermelik yargı oyunlarıyla halk iradesini yok edemezsiniz. Başka, bir başka isim siyasetten, Selahattin Demirtaş, Edirne'den geldi bu kez mesaj. Oldu olacak. Ekrem Bey'i Pınarhisar cezaevine de koyun ki akıbeti aynı olsun. Dikkat çeken bir mesajdı. Şimdi ilerleyelim. Bir kaza haberi Bursa'dan geldi. Hemen aktaralım. 3 otomobil arka arkaya hızla seyrederken önündekini sollamak için hamle yapan bir araç kazaya sebep oldu. Fabrika duvarına çarpan aracın içindeki 2 kişi hayatını kaybetti. Bursa'nın Orhan Gazi ilçesinde gece yarısı meydana geldi kaza. Duvarına çarptıkları fabrikanın güvenlik kamerası kaydetti feci kazayı. Orhan Gazi Gölyolu Örnekköy kavşağında güvenlik kamerasında arka arkaya 3 araç görüldü. Hızlı olan araçlardan biri önündeki aracı sollamak istediği sırada sürücünün kontrolünü kaybetmesine neden oldu. Bir anda hızla fabrika duvarına çarptılar. Hurda'ya dönen otomobilin içindeki 2 kişi hayatını kaybetti. Kazaya sebep olan aracın sürücüsü olay yerinden hızla uzaklaşırken ekipler inceleme başlattı. Kaza sırasında bekçi kulübesinde bulunan görevli şans eseri kurtuldu. Bursa'dan sonra Gaziantep'e gideceğiz. Yalnız Ahmet Davutoğlu bugün Saraçhane'de olacak. İsimlerden, liderlerden bir diğeri, siyasi amaçla yapılan yargılamanın ve adaletsizliğin karşısındayız. Acaba liderler tam da böyle altılı masa adayı kim olacak denilirken liderler bugün Saraçhane'de nasıl bir mesaj verecekler? Bu da bir başka merak konusu. Devam edelim. Temel Karamollaoğlu, millet iradesini görmezden gelenler dün kaybetmiştir, bugün ve yarın da kaybedecektir. Bir başka mesaj, Ekrem İmamoğlu ile ilgili bu davaya ilişkin. Hem İstanbullu hem tüm milletimiz iradesine sahip çıkacaktır. Gültekin Uysal Demokrat Parti lideri. Pervin Buldan, halkın iradesi karşısında yenileceksiniz dedi. Pervin Buldan'ın HDP eş genel başkanının verdiği mesaj. Şimdi Muharrem İnce, hapis cezası ve siyasi yasak büyük bir demokrasi ayıbıdır. Yaşandı mı? Siyaset
bir milim ileri gidebilmiş mi? 25 yıl önceye mi dönmüş yoksa çeyrek asır geriye mi dönmüş? İşte bunun tartışması. Sonra Ümit Özdağ siyaseti yasaklayan değil, İmamoğlu'na hayat öpücüğü olan bir karardır diyor. Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi Genel Başkanı'nın vermiş olduğu mesaj. Yine Türkiye'nin dört bir yanından CHP'li büyükşehir belediye başkanları, belediye başkanları, kurmaylar, CHP'liler Saraçhane'ye, İstanbul'a geldi. Devam edeceğiz. Mansur Yavaş ne söyledi? Tunç Soyer ne söyledi? Yalnız bir Gaziantep'e gidelim. Sağlıkçılar, sağlık çalışanları şiddete uğruyorlar biliyorsunuz ve biz de bunu zaman zaman haberleştiriyoruz maalesef. Hadi zaman zamanın da ötesinde. İki günde bir biz bu haberleri yapıyoruz. Yine böyle bir durum var. Sağlıkçılar güya işte geç geldiler gerekçesiyle kalabalık onlara taşlarla saldırdı. Ve o kalabalığın içinde bir kişi kalp krizi geçirdi. Kim kurtardı? Bakın kim kurtardı. Sağlıkçılara saldıranlardan biri kalp krizi geçirdi arbede sırasında. Ölümün eşiğine gelen Hasan Bey'i az önce saldırdığı sağlıkçılar hayata döndürdü. Hep beraber sanki bir olay hiç yaşanmamış, o hasta değilmiş gibi hep beraber işimize odaklandık. Gaziantep'te İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nde hasta yakınları doktorun serumu geç getirdiğini iddia edip sağlıkçılara saldırdı. Yumrukla vuruyorlar fakat dışarıdan gelirken de poşetlerin içerisine taş doldurulmuş. O taşlarla geliyorlar. Taşlı, sopalı, yumruklu saldırıda 3 sağlık personeliyle 2 güvenlik görevlisi yaralandı. Arbede sırasında saldırganlardan Hasan Bey aniden yere yığıldı, kalp krizi geçiriyordu. Yere yığılınca bakıyorlar tansiyon nabız yok. Saldırgan hiç vakit kaybedilmeden acil servisten içeri alındı. Dakikalar önce şiddet uygulamaktan çekinmediği sağlıkçılar sayesinde ölümden döndü. Hasan Bey'in duran kalbi yeniden atmaya başladı. Acil bir hastaydı. Müdahalemizi yaptık ekip olarak. Hasta geri döndü. Hasan Bey tedavisi için başka bir hastaneye sevk edilirken saldırganlardan 4'ü gözaltına alındı. Biz doğumdan ölüme kadar hayatın bütün evrelerinde var olan sağlık çalışanlarıyız. İnşallah bu son olur diyoruz. Yaptıkları hatayı anlarlar mı? Utanırlar mı? Bilemiyoruz. Ama büyük bir mücadele veriyor sağlık çalışanları ve vakalara yetişmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyor. Ve zaman zaman da kazalar yaşanıyor. Dün öyle bir kaza yaşandı. Cennet öldü. Hastaydı. Ambulansla hastaneye götürülüyordu. Ambulans tırla çarpıştı. Hasta çocuk Cennet ağır yaralandığı o kazada kurtarılamadı. MOBESE kayıtları kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Diyarbakır Lice karayolunda ambulans Lice 3 yola geldiğinde karşıya geçen tırla çarpıştı. Tır hızlı değildi ancak ambulans kendi hızıyla savruldu, takla attı. Kahreden haber sonra geldi. Ambulansın içinde hasta bir çocuk vardı. Adı Cennet Coşuk. Babasıyla binmişti ambulansa. Hastaneye gidiyorlardı. Kazada ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Cennet kurtarılamadı. Kazada yaralanan 6 kişi hastanede tedavi altında. Allah rahmet eylesin. Allah sabır versin. Ve yeniden Ekrem İmamoğlu ile ilgili verilen mesajlara dönecek olursak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun hemen yanına gelen isimlerden Mansur Yavaş. El ele çıktığımız bu yolda biz daima doğrudan yana olacağız. Başkanım Ekrem İmamoğlu'na Mansur Yavaş bunu söyledi. Sonra Tunç Soyer. Tunç Soyer de 16 milyon İstanbul'un iradesini ve somut delilleri göz ardı edenlere hiçbir yol arkadaşımızı kurban etmeyiz. Tunç Soyer'in de verdiği mesaj buydu. Şimdi de memleketten haberler diyoruz ya, Zonguldak'a gideceğiz. Bir öğrenci servisi yaşanan kaza, bir evladımızı kaybettik. Öğrenci servisi 100 metreden uçuruma yuvarlandı. Bir öğrenci hayatını kaybetti. 19 kişi yaralandı. Kaldı.
Zonguldak Kilimli Anadolu Lisesi ve Kilimli Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan minibüs, Kilimli'nin Çatalazı beldesi mevkisinde kontrolden çıkarak tepeden 100 metre aşağı yuvarlandı. İhbar üzerinde bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. 18 öğrenci ve bir şoför olmak üzere 19 kişinin yaralandığı kazada bir öğrenci olay yerinde hayatını kaybetti. Sediye az geri çek Tuğçe. Yaralılar ekiplerin uzun uğraşları sonunda araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durum da öyle. Tarafa biri gelsin. Kaza yerinde öğrencilerin etrafa dağılan eşyaları görevliler tarafından toplanarak yakınlarına teslim edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Şimdi de memleketten komşumuza gideceğiz. Yunanistan ve Yunanistan'daki olaylar. Yunanistan'da polisin ateş açtığı 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Halk polis şiddetine karşı sokaklara döküldü, polisle çatıştı. Yunanistan'ın Selanik şehrinde geçen hafta polisin ateş açarak ağır yaraladığı Roman Genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ölüm haberi Selanik ve başkent Atina'da protestocuları sokaklara döktü. Göstericiler polis şiddetine karşı yürüyüş düzenledi. Yürüyüş bitiminde bir grup protestocu çöp konteynerlerini ateşe verdi. Polise Molotov kokteyli attı. Gerginliğin tırmanması üzerine polis protestoculara göz yaşartıcı gaz ve basınçlı suyla müdahale etti. Olaylar sonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Şimdi yeniden dönelim. Saat başında burada özel bir konuğumuz olacak. Hem mahkeme sürecini en yakından takip eden isimlerden birisi Çalar Saat'te olacak. Hem ben bu filmi 25 sene önce görmüştüm. Biz bunları yaşamamış mıydık? Yaşamıştık, tam da içindeydim, merkezindeydim diyen bir başka konuk gelecek. Sonra bir konuğumuz daha olacak Çalar Saat'te. Dün o seçim otobüsünün üzerinde olan kişilerden, kalabalığın içinde Ekrem İmamoğlu'nun en yakınında olan kişilerden birisi Çalar Saat'te. Peki AK Parti'de kim ne söyledi derken bir yandan da AK Parti'nin kurucu isimlerinden birisi, 25 yıl önce yaşananlara tanıklık eden kişilerden birisi ve bugün kendisinin, Bülent Arıncı'nın itirazı. Bakalım bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu için Türkiye'nin en değerli ceza hukukçularından Profesör Doktor Adem Sözer, Profesör Doktor Ahmet Gökçen ile Profesör Doktor İzzet Özgenç'in hazırladığı ve bir ceza avukatı olarak şahsen benim de katıldığım mütalaya rağmen mahkemeden çıkan mahkumiyet kararı, bakın burası çok önemli. Türk yargısı adına utanç verici ve umut kırıcıdır. Bunu söyleyen kişi AK Parti'nin kurucu isimlerinden Bülent Arınç. Bu kararın hukuki ve siyasi sonuçlarını kısaca değerlendirmek isterim. Ne olacak? Hukuki açıdan bu mahkeme kararının en kısa zamanda üst mahkemeden döneceğine ve milli iradenin yara almasına izin verilmeyeceğine gönülden inanıyorum. Siyasi yasak kararının hiçbir şekilde uygulanmasına imkan olmayacaktır. Bülent Arınç'ın sözleri. Aslında devamı da var. Onları da paylaşalım. Utanç verici bir karardır diyor. Adalet sistemin ve bugünkü yargının haline bakarak ümidimiz kırılsa da, adalet sistemi ve bugünkü yargının haline bakarak ümidimiz kırılsa da yine Türkiye'de hukuk ve adalete gönül vermiş hakimlerimizin var olduğunu biliyorum. 2019 yerel seçim sürecini yaşadığımız dönemde İmamoğlu'nun şahsını hedef alan kampanyanın kendisini daha da büyüteceğini belirtmiştim. Bu yanlıştan dönülmediği sürece kararın siyasi sonuçları AK Parti'nin karşısına güçlü bir aday profili inşa edecek yolun taşlarını döşemekten başka bir işe yaramayacaktır. Dirayetli ve feraset sahibi siyasilerin bu durumu göz önünde bulunduracağına ve bu yanlışa izin vermeyeceğine inanıyorum. Birazdan Şamil Tayyar'ın sözlerine de bakarız. Yalnız düne gidiyoruz. Ekrem İmamoğlu, seçim otobüsünün üzeri ve Ekrem İmamoğlu'nun sözleri. Hukuka karşı
demokrasiye karşı asla ve asla mücadele edemeyecekler. İstanbul'da büyük bir irade ortaya koydunuz. İstanbul'da kocaman bir demokrasi tokadı attınız. Seçimi vermek istemediler. Söke söke aldınız. Söke söke aldınız. 6 Mayıs'ta seçimi iptal ettiler. Tokadı misli misli attınız. Ama doymadılar. Doymadılar, doyamadılar. Değerli hemşehrilerim, bugünkü davada verdikleri ceza, ortaya koydukları irade çirkin bir sonuçtur. Bakın, size bir okuyacağım sözü lütfen dinleyin. Değerli dostlar, okuyorum. Görüyoruz ki yargı gerçekten bağımsız değil. Böylece yargının işleyişine adalet ilkelerinin değil, siyasetin egemen olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Siyasi rakiplerimiz, güç ve çıkar odakları seçim sandıklarında karşımızda duramayacaklarını, önümüzü kesemeyeceklerini iyiden iyiye anlamış olmalılar ki böyle bir yola başvurdular. Bu yol yanlış bir yoldur. Çünkü adalet gün gelecek, yargıyı siyasallaştıranlara da lazım olacaktır. Ne kadar doğru cümleler değil mi? Ben de aynen öyle düşünüyorum. Ama yahu bu kararı aldıran zat, bu sözler senin değil mi? Bu sözler senin değil mi? Bu sözler bu belediyenin başkanıyken sizinle ilgili alınan, bu kararla ilgili yaptığınız konuşmanın cümleleri bu cümleler. Görüyorsunuz değil mi? Nereden nereye? O gün millet diye çıkanlar, yola çıkanlar, bugün millet biziz diyorlar. Devlet bizim diyorlar. Ama sonuç alamayacaklar. Bakın, sonuç alamayacaklar. Size bir şey söyleyeyim mi? Kıymetli hemşehrilerim, bu sabahki umudum bir ise şu anki umudum bin. Çalar Saat'te konuğumuz var. Az önce de söyledim, bu süreci en yakından takip eden isimlerden birisi. Cumhuriyet Halk Partisi seçim ve hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek yanımızda. Hem dün mahkeme sürecini takip etti, önceki mahkeme süreçleriyle birlikte, hem de yine seçim otobüsünün üzerinde olan isimlerden birisiydi. Günaydın. Hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Biz bugün yayına başlarken seçim sürecinde milat gibi bir gecenin sabahına uyandık diyoruz. Hmm. Ve işte arkamızda karar Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası geliyor. Başlangıcından düne kadar bir özetleme yaparsanız ve neticede sizin yaklaşımınız siyasi mi yoksa hukuki bir karar mıdır bu? Çok teşekkür ederim. 2 yıl 7 ay 15 gün. 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdiler İstanbul'un iki kez seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'na. Neden? Neden? Tabii hukuki değil, hukuksal hiçbir dayanağı yok da. Şöyle kısaca bir anlatayım. Biliyorsunuz mazbatasını aldı Ekrem İmamoğlu. Çünkü seçimi kazandı, mazbatayı verdiler. Sonra tabii hortumlar kesilecek İstanbul'da. Her şeyi İstanbul'dan hallediyorlar. İptal ettiler 6 Mayıs'ta seçimi. Ondan sonra 23 Haziran'da İstanbul seçmeni
çok güzel bir ders verdi. Demokrasi dersi verdi. 800 bin fark. Sonra göreve başladı Ekrem İmamoğlu. Bakın İstanbul seçimini iptal eden YSK'ya hiçbir laf etmedi hiçbir zaman. 6 Mayıs akşamı bile etmedi. Düşünün mazbatası alınmış elinden. Görevine başladı. Sonra yaklaşık 4 ay sonra 30 Ekim'de Strasbourg'da Avrupa Konseyi'nin, Avrupa Parlamentosu'nun bir yerel yönetimler toplantısına katıldılar. Orada Kocaeli AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı da vardı. Yani AK Partili, MHP'li, CHP'li yaklaşık 14 belediye başkanı yanılmıyorsam. Orada seçimlerde görev yapan heyetin, Avrupa Parlamentosu heyetinin raporu görüşüldü. O heyeti davet eden kim? Türkiye'ye hükümet, bizim hükümetimiz. Bizim hükümeti, çünkü biz biliyorsunuz Avrupa Konseyi'nin üyesiyiz, kurucu üyesiyiz. Yani Avrupa Birliği ayrı, Avrupa Konseyi ayrı. Orada güzel konuşmalar yaptı belediye başkanlarımız. Ekrem İmamoğlu da çok güzel bir konuşma yaptı. Evet. O Strasbourg'daki toplantı üzerinden 4 gün sonra İçişleri Bakanı dedi ki, Avrupa'da Türkiye'yi şikayet eden ahmağa sesleniyorum dedi. Hakaret etti Ekrem İmamoğlu'na. Ahmak dedi. İşte sana dedi millet bunun bedelini ödetecek dedi. Ya 4 ay önce millet zaten ders vermiş size. Neyin bedelini ödetecek? Bunun üzerine de Ekrem İmamoğlu İçişleri Bakanı'na cevap verdi. Dedi ki asıl ahmaklık İstanbul seçiminin iptal edilmesidir. Türkiye'yi bu duruma düşürmektir. Demokrasimizi zaafa uğratmaktır. Türkiye bunu hak ediyor mu dedi. Bir cevap verdi. Yani İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla Ekrem İmamoğlu arasındaki siyasi bir polemik. Başlatan da İçişleri Bakanı. Şimdi, peki bu mahkeme sürecinde de bu şekilde tanıklarıyla, tabii, belgeleriyle tabii sunuldu. Şimdi, peki savcının ısrarı? Savcının ısrarı, hakimin kararı. Şimdi yani sizin de orada eleştirileriniz var. Çok ciddi eleştirilerim var. Şimdi geleceğim. Bakın şunu söyleyeyim. Fatih Sultan Mehmet'in güzel bir sözü vardır. Kadıyı satın aldığın gün adalet ölür. Bu hakim niye değişti İlker Bey? Neden değişti? Başarılı bir hakimi vardı mahkemenin. Uygulamalara, teamüllere aykırı bir şekilde alındı. Herhalde o hakimin ceza vermeyeceğini gördüler. Ceza verebilecek uygun birini bulup getirdiler. Adaletin öldüğü günde devlet ölür. Devletin temeli adalettir. Asıl beka sorunu budur. Devletin temeli adaleti çürütürseniz, İşte gerçek bir beka sorunuyla milleti baş başa bırakırsınız. Şimdi ya böyle bir tartışma, böyle bir siyasi polemik bir ceza davasının konusu olur mu ya? Asıl burada yargılanması gereken Soylu, hakaret varsa eğer. Ki burada Yüksek Seçim Kurulu'na veya üyelerine bir hakaret de yok. Bu ahmak sözü nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla Ekrem İmamoğlu arasında bir dava süreci var mı? Mesela Ekrem İmamoğlu o ahmak sözü nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya dava açtı mı? Bir şikayeti daha sonra oldu galiba. Ama bir Süleyman Soylu hakkında herhangi bir soruşturma yok. Süleyman Soylu ayrıca kendisi de şikayetçi oldu. Şimdi YSK üyelerinde şikayetçi olan var mı? Yok. Dosyada bir tek YSK üyesinin şikayeti ve katılma dilekçesi yok. Ceza davalarında biliyorsunuz şikayetçi daha sonra davaya müdahil olur. Bir davaya müdahale eden de yok. Şimdi bütün hukukçular bilir ki burada hakaret kastı yok zaten. Hakaret kastı yok. Ya hakaret kastı olsa 6 Mayıs akşamı o hakareti yapardı Ekrem İmamoğlu. Bence oldukça da nazik bir cevap vermiş Soylu'ya. Çok nazik bir cevap vermiş. Şimdi böyle bir dosyada nasıl ceza verebiliyorsunuz ya? Böyle bir davanın olması bile bir garabet. Dosyada rapor var. Siz de bahsettiniz, gelirken dinledim. 3 tane Türkiye'nin çok değerli ceza hukuku profesörünün raporu var dosyada. Az önce Sayın Bülent Arınç'ın da atıfta bulunduğu isimler. Evet, evet, isimler. Adem Sözüer Hoca, işte diğerleri. Şunu da bizi izleyenlerin takdirine sunmak istiyorum. Bu 3 hoca aynı zamanda şu andaki Türk Ceza Kanunu'nu hazırlayan ekip. Şu andaki Türk Ceza, evet, Kanunu'nu hazırlayan ekibin hazırladığı bir mütalaa. Mütalaa. Ben de altına imza atarım diyor Bülent Arınç. Evet. Ve o mütalaaya karşı Ahmet Hoca, Adem Hoca, İzzet Hoca, bu 3 hocamız
şu andaki Türk Ceza Kanunu'nu hazırlayan ekibin içinde. Ve diyorlar ki ya suç oluşur mu böyle bir olayda? Mahkemeye rapor vermişler. Ya burada suç olur mu? Uzun uzun da yazmışlar gerekçelerini. Şimdi üzüldüğüm nokta bir hukukçu olarak İlker Bey, böyle davaları bizim savcılarımız nasıl açabiliyor? Ha, nasıl açıyor biliyor musunuz? Yargı çok siyasallaştı. İşte hep geliyoruz sorun sistemde. Montesquieu 1748 yılında Kanunların Ruhu kitabında yazmış. Bakın kaç yüzyıl önce. Kanunların Ruhu kitabı çok önemlidir biliyorsunuz. Demiş ki yasama, yürütme, yargı erkleri, o üç güç, demokrasinin saç ayağı onlar çünkü. Bir elde toplanırsa o ülkede her şey mahvolur. Hele hele diyor kitabı devamında, hele hele diyor yargı yürütmenin kontrolüne girmişse işte bir toplum için en büyük tehlike odur diyor. İşte bizim yaşadığımız bugün bu. Hiç kimsenin temel hak ve özgürlükleri güvencede değil. Bakın seçme seçilme hakkından tutun da ifade özgürlüğüne, basın özgürlüğüne hepsi ciddi tehdit altında. Neden? Neden? Çünkü yürütme yargıyı ağır bir vesayet altına aldı. Yargı siyasallaştı. Hakim değişiyor, hakim atıyorlar. Uygun kararı verecek hakimi buluyorlar. Talimatla maalesef karar veriliyor. Ve bazı hakimler de saraya bakıyor. Acaba nasıl karar verirsem iktidarı, tek adamı mutlu ederim. Sorun sistemle, sistemle adalet doğrudan bağlantılı. Böyle bir sistemde bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denen tek adam sisteminde, bu keyfi sistemde yargı bağımsız olabilir mi? Şimdi Bülent Arınç'ın bir sözü daha var. Onu da size sormak istiyorum. Sonra geceye gideceğiz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kararın açıklandığı anlarda, saatlerde Türkiye'de değildi ve Almanya'ya gitmişti. Kararın ardından hızla geldi İstanbul'a ve Ekrem İmamoğlu'yla da buluştu. Şimdi gelelim. Bülent Arınç ne söyledi ve burada altını çizdiğimiz söz aslında Bülent Arınç'ın bu kararla ilgili böyle endişenin daha ötesinde, böyle utanç duyuyorum ifadesi ya da utanılacak bir karardır ifadesi belki de AK Parti'nin kurucusu anlamında işte mahkumiyet kararı Türk yargısı adına utanç verici ve umut kırıcıdır diyor Bülent Arınç. Ne dersiniz? Ya gerçekten tabii Bülent Arınç da bir hukukçu. Ben de utanç duydum. Bir hukukçu olarak o kadar üzüldüm ki zaten bu dava açıldığından beri çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Yani nasıl böyle bir davayı açabiliyorsunuz? Siz böyle davalarla engelleyebilir misiniz bizi? Şimdi İstanbul seçimini kaybetmenin sonuçları bunlar. Bir korkunun tezahürü. İstanbul il başkanımıza da biliyorsunuz ağır cezalar verdiler. Evet. Neden? Ya bir insan 2012-2013 yılındaki tweetleri sebebiyle hapis cezasıyla cezalandırılır mı? Yani artık tamamen kontrolden çıkmış durumdalar. Bakın akıllarını yitirmişler. Akıllarını yitirmişler. Yine Fatih'ten bir söz söyleyeyim. Fatih Sultan Mehmet'ten. Aklı öldürürsen ahlak da ölür diyor. Şimdi akıl ve ahlak öldüğünde millet bölünür diyor. Bunu yapmaya hakkınız var mı? Sorun ne? Otoriter tek adam sistemleri kutuplaşmadan, ayrıştırmadan, çatışmadan besleniyor. Bu tehlikeyi görmesi lazım milletimiz. Şimdi bu dava, açıklanan karar siyasi sonuçları olacak mı? Yine konuşacağımız konular arasında siz bu kararı bekliyor muydunuz? Böyle bir kararı bekliyor muydunuz? Onu da sormak istiyorum. Hani süreci takip ettiğinizde bu kararı bekliyor muydunuz soracağım. Ama önce bir dün geceye gitmek istiyorum Muharrem Bey. Dün geceye gidelim. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu buluşması. Şu anda Almanya programımı keserek Berlin'den İstanbul'a yola çıkıyorum. Moralinizi bozmayın. Hak galip gelecek, sonunda halk galip gelecek. İstanbul'a mı gidiyorsunuz İstanbul'a? Doğrudan Saraçhane'ye mi gideceksiniz? Doğrudan Saraçhane'ye gitti. Almanya ziyaretini yarıda kesti, İstanbul'a döndü. Ekrem İmamoğlu'nun Atatürk Havalimanı'nda bizzat karşıladığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk durağı Saraçhane oldu. Onlara biz hakim demeyiz. Hakim olanların egemen olduğu bir yargı olur o yargı. O açıdan Sayın Başkan hiç moralini bozma.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın ikinci duruşması sırasında CHP lideri Almanya'daydı. Sabah saat 8.30 uçağıyla gittiği Almanya'dan programını yarıda keserek akşam saatlerinde geri döndü. Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu hakkında verilen 2 yıl 7 ay 15 gün cezaya ilk tepkisini sosyal medyadan adalet, adalet, adalet diyerek duyurdu. 6 yaşında sistematik tecavüze uğrayan bir çocuğumuzun faillerini gözaltına bile almayan, 2 sene boyunca görmezden gelenler bugün Ekrem İmamoğlu'nu 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasakla yıldırmaya çalışıyorlar. Atatürk Havalimanı'na indi Kılıçdaroğlu'nun son dakika ayarlanan uçağı. Karşılayanlar arasında pek çok partilinin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla Mansur Yavaş, Tunç Soyer, Yılmaz Büyükerşen gibi Büyükşehir Belediye Başkanları da vardı. Karşılama heyetiyle birlikte ilk durağı Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası oldu. İmamoğlu'na moral verdi. Hüzün bize yakışmaz çünkü haklıyız dedi Kılıçdaroğlu. Gülümsemeni sürdür. Kesinlikle. Hayata gülümsemeyle bak. Eşine, çocuklarına, yakınlarına gülümsemeyle bak. Ve 16 milyon insana gülümsemeyle hizmet et. Senin de başarılarını kıskanıyorlar. Hazmedemiyorlar ama hazmedecekler. Ekrem Başkan'ın haksızlığa uğraması, 16 milyonun haksızlığa uğramasıdır diyen CHP lideri, İBB Başkanı'na moral verirken seçmenine söz verdi. Ama Allah büyüktür. Biz haklı olduğumuz sürece senin başkanlığında bütün bu sorunların tamamını çözeceğiz. Bundan en ufak endişen olmasın. Milletime söz veriyorum ki bu sefil, darbeci, organize kötülüğü yeneceğiz. Yeneceğiz, emin olun, yeneceğiz. Almanya'da çok sert mesajlar verdi CHP lideri ve İstanbul'a geldi. Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu ile buluşmasında aslında biraz daha böyle sakin tondan ve yüzü de biraz böyle tebessüm eder haldeyken konuştu. Peki Ekrem İmamoğlu orada Meral Akşener'le, partililerle buluştuktan sonra ben programıma devam ediyorum dedi. Yani ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin belediye başkanıyım ve programıma da devam edeceğim. Zaten söz vermişti ve o basketbol karşılaşmasına gitti. Peki tribünler Ekrem İmamoğlu'nu nasıl karşıladı orada? Buyurun. Siyasi yasak kararının gölgesinde 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığı günün akşamında Anadolu Efes'in THY Euroleague mücadelesini desteklemek için Sinan Erdem spor salonundaydı Ekrem İmamoğlu. Sosyal medyadan söz vermiştim dedi. Söz vermiştim. Anadolu Efes maçına uğrayıp başarılar diledim. Şimdi işimin başına dönüyorum. Saraçhane'de çalışmaya devam edeceğim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Sinan Erdem spor salonuna gitti akşam saatlerinde. Taraftar İmamoğlu'na alkışlarla destek verdi. Mahkeme kararının ardından Saraçhane'deki belediye binası önünde toplanan İstanbullulara Meral Akşener'le beraber seslendi İmamoğlu. Mitingin ardından söz verdiği maça uğradı. İmamoğlu'nun salona girmesiyle birlikte seyirciler alkışlarla kendisine destek oldu. Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük ceza ve bu cezanın ardından kimse demokrasiden söz edemez diyor avukat Ece Güner ve incir çekirdeğini doldurmayan mesnetsiz bir suçlamadan dolayı belediye başkanımızdan vazgeçmeyeceğiz nokta. Yine mesajı bu şekilde. Bu kararı bekliyor muydunuz? Teşekkür ediyorum değerli meslektaşım Ece Güner'e de. Şimdi hakim değiştikten sonra maalesef bekliyordum. Bir hukukçu olarak hiçbir zaman beklemedim normalde. Böyle bir davanın bile olmaması gerekir. Hakim değiştikten sonra... Ama hakimi değiştirdiler. Ne dedim? Kadıyı satın alırsan adalet ölür. Kadıyı satın aldığın gün adalet ölür. Çünkü gördük tabloyu. Korkuları o kadar büyük ki. İşte böyle cezalarla bizi engelleyeceklerini sanıyorlar. Bu davanın sosyal medyada adı ne? Ahmak davası. Gerçekten büyük bir ahmaklık şu yapılanlar. Türkiye böyle bir tabloyu
hak ediyor mu? 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ya. Yani ne yapmış Ekrem İmamoğlu? Şimdi arkamızda görüntüler de geliyor. Meral Akşener hızla geldi bu dava sürecinden hemen önce, açıklanmasının hemen öncesinde sosyal medya üzerinden de duyurdu. Geliyorum Saraçhane'ye diye. Orada işte çağrı yapıldı, partililere bir davet yapıldı. Ekrem İmamoğlu tarafından işte orada toplanan kalabalık, siz oradaydınız. Evet. Otobüsün üzerindeydiniz. Evet. Atmosfer, o atmosfer size ne söyledi? Ve bu davanın siyasi sonuçları nasıl olacak size? Olacak ama nasıl olacak? Tabii ki ciddi siyasi sonuçları olacak. Evet, biz de oradaydık. Biz de oradaydık, genel başkan yardımcılarımız, grup başkan vekillerimiz. Bir kere inanılmaz bir coşku vardı ve umut vardı. Coşku ve umut vardı. O kadar kısa sürede binler toplandı. Neden? Adaletsizliğe isyan var. 23 Haziran'da o büyük farkı getiren ne aslında? O haksızlığa itiraz. O adaletsizliğe insan, adaletsizliğe isyan. Ya çok güzel bir söz vardır. Adalete susamış bir insanın susuzluğunu dünyanın tüm nehirleri bir araya gelse gideremez. 85 milyon adalete susadık. 85 milyon. İşte adalet olmadığı için aş, iş, ekmek olmuyor. Adalet olmadığı için yoksulluk büyüyor. Bakın, toplumun çok önemli bir kesimi, halkın çok önemli bir kesimi, asgari ücretle çalışanlar, emekliler, işsizler, gençler, ev kadınları, nüfusun yarısından fazlası. Derin bir yoksullukla karşı karşıya. Emeklilik yaşa takılanlar, onların meselesi var. Asgari ücret konusu var, onların bir beklentisi var. Gelir dağılımında adaletsizlik, sosyal adaletsizlik. Vergi dilimi var, promosyonlar ödenmiyor. İşte SSK'nın, işte stajın SSK başlangıcının olmasını isteyen milyonlar var. Pek çok beklenti var ama Türkiye'nin gündemi bambaşka bir yere savruldu. Evet, şimdi... Bu kucaklaşmaya ne dersiniz? Çok harika, çok güzel. İşte Almanya'dan geldi, havaalanına gittik genel başkanımızı karşılamaya, Ekrem Bey, hepimiz. Orada da genel başkanımızla o kadar güzel kucaklaştılar ki. Yani işte bu tip adaletsizlikler, haksızlıklar karşısında büyük bir dayanışma. İşte bugün herkesi 16.00'da akşamüstü saat 4'te Saraçhane'ye bekliyoruz. Altılı Masa'nın liderleri de orada olacak. Saraçhane'de belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecekler ve sonra hep birlikte orada İstanbullularla buluşacaklar. Halk demokrasiye sahip çıkıyor. Halk iradesine sahip çıkıyor. Ve halk şunu da görüyor. Hani Erdoğan diyordu ya, biz İstanbul'a ihanet ettik diye. İstanbul'a ihanet bitti. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi, yani İstanbul halkının bütçesi 16 milyon İstanbullu için çalışıyor. Bugün 11'de yine Sayın İmamoğlu, bugün 11'de büyük bir katılımla Eyüp Sultan'da, yanılmıyorsam, çok büyük bir huzur evinin temelini atıyor. 150 günde 150 büyük proje devam ediyor. Siz... Peki, yani siyaset eliyle Ekrem İmamoğlu siyasetten mi uzaklaştırılmaya çalışılıyor? Siz nasıl görüyorsunuz? Bakın, tüm muhalefetin üstünde çok ciddi baskı kurarak sonuç almaya çalışıyorlar. Biliyorsunuz, bizler hakkında fezlekeler var, soruşturmalar var. Genel başkanımız hakkında davalar, işte belediye başkanlarımız hakkında, birçok belediye başkanımız hakkında da soruşturmalar, davalar var. İl başkanlarımız. Niye? Korku. Korktukça daha da otoriterleşiyorlar. Daha da otoriterleştikçe daha da hata yapıyorlar. Çok samimiyetle paylaşıyorum İlker Bey, sizin aracılığınızla, herkesle. Üyemizden genel başkanımıza kadar. Hiçbirimize bir milim dahi geri adım attıramazlar. Çünkü bu mücadele demokrasi mücadelesi. Bu mücadele adalet mücadelesi. Ha, bu süreç burada bitmeyecek. Şimdi ne planlıyorlar? Şimdi 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası. Biliyorsunuz, bizim kanunlarımıza göre 1 yıl ve üzeri hapis cezası kesinleştiğinde belediye başkanlığı düşüyor. Efendim, şimdi şöyle yapalım. Önce siyasette karara gelen tepkiler birlikte dinleyelim. Sonra... Şimdi ne olacak? Acaba siyasette nasıl bir yol, rota izlenecek? Onu da Muharrem Erkek'le konuşacağız. Önce tepkiler. Onlara biz hakim demeyiz. Hakim olanların egemen olduğu bir yargı olur o yargı. O açıdan Sayın Başkan, hiç moralini bozma. Bugün Meral Akşener olarak söz veriyorum. Bu şarkı da burada bitmeyecek. Türkiye adına gerçekten çok üzülüyorum. Türkiye adına hicap duyuyorum böyle bir gelişmeden.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında verilen karar vicdani ve hukuki değildir. Adalet mekanizmasını siyasetin elinde adeta bir kılıç gibi kullanan bu anlayış kaybetmeye mahkumdur. Demokrasi mesajı, özgürlük mesajı, milli irade mesajı. Her tür baskıya ve hukukta kullanılarak yapılabilecek her türlü müdahaleye karşı milli iradeyi sonuna kadar korumaya kararlılık mesajımızı buradan ileteceğiz. Altılı masadaki liderler Ekrem İmamoğlu'na verilen cezaya karşı birlik oldu. Hepsi karara tepki gösterdi. İktidar cephesindense yargılama sürüyor açıklamaları geldi. Biz meydanlarda siyasi polemik yapmayı seven bir ekibiz. Şu an kesinleşmeyen bir karar söz konusu. Yerel mahkemenin verdiği bir karar var. Ancak bundan sonraki süreçte hem istinaf hem Yargıtay boyutu olacaktır. İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar kesinleşmiş, nihai bir karar değildir. Bu karara karşı istinaf ve temyiz yolu açıktır. Bu karar da istinaf ve Yargıtay denetimine açıktır. Yargılama süreci devam etmektedir. Bunun ilk etapta, hemen bundan sonraki süreçte, bir sonraki mahkeme safhasında, üst mahkeme safhasında düzeltileceğini biz bekliyoruz. 2 yıl 7 ay 15 günlük ceza kararı onanırsa siyasi yasaklı da olacak Ekrem İmamoğlu. Muhalefet seçilmiş belediye başkanına destek verdi. Geçmişte benzer bir kararın Erdoğan'a da verildiğini hatırlatarak. Sayın Erdoğan ceza aldığında da bu binadaydık. Aradan neredeyse çeyrek asır geçti. Tekrar benzer bir gerekçeyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasına gelmekten de şahsen de büyük üzüntü duydum. Bunları Türkiye yaşamamalıydı. Halkın kararına bu kaçıncı yargı darbesi? Bütün hukuksuzluklar er geç halkın kararına çarpıp döner. Oldu olacak, Ekrem Bey'i Pınarhisar cezaevine de koyun ki akıbeti aynı olsun. Bugünkü verilen kararın ne düzgün hukuk mütalaalarına ne de kamu vicdanına kesinlikle uymayan bir karar olduğunu görüyoruz. Hukuksuz bir karar. Ekrem Bey'in yanındayız. 11 belediye başkanı hep beraber daha önce de konuşmuştuk. Onun için buradayız. Biz isteriz ve dileriz ki bütün siyasi rakiplerimiz hakarete varan, davalara konu olan açıklamalar yapmasın. Ancak meydanlarda gümbür gümbür demokratik bir yarış yapalım. Mahkumiyet kararı Türk yargısı adına utanç verici ve umut kırıcıdır. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanı Bülent Arınç hepsinden karara eleştiri sesleri yükseldi. Bugünkü mahkeme kararı sadece Ekrem İmamoğlu'na değil, Türkiye'ye karşı yapılan büyük bir haksızlıktır. Millet iradesi her şeyin üstündedir. Üst mahkemelerin bu yanlışı düzelteceklerine inanıyorum. Bu yanlıştan dönülmediği sürece kararın siyasi sonuçları AK Parti'nin karşısına güçlü bir aday profili inşa edecek yolun taşlarını döşemekten başka bir işe yaramayacaktır. Milletçe ayağa kalkacağız. Bizi mahkum etmeye kalkanları pişman edeceğiz. İki tepki daha var. Hemen onu da paylaşayım sizlerle. Abdullah Gül, önceki Cumhurbaşkanı, bugünkü mahkeme kararı sadece Ekrem İmamoğlu'na değil, Türkiye'ye karşı yapılan büyük bir haksızlıktır. Millet iradesi her şeyin üstündedir. Üst mahkemelerin bu yanlışı düzelteceklerine inanıyorum. Az önce Bülent Arınç'ın, şimdi de Abdullah Gül'ün mesajlarını okuyorum bu mahkeme kararıyla ilgili. Bu arada AK Parti'nin kurucu isimlerinin aslında mesajları ve mahkeme kararına itirazı. Ve yine Hüseyin Çelik, Sayın Ekrem İmamoğlu'na verilen ceza AK Parti iktidarına yapılmış en büyük kötülüktür. 98'de Büyükşehir Belediye Başkanı iken Sayın Erdoğan'a verilen ceza ile bunun ne farkı var? Sakın bunlar karıştırılmasın deniliyor bir yandan da. Askerin ve yargının siyaseti şekillendirme çabası her zaman ters tepmiştir. Bu karar sadece muhalefeti konsolide eder. Adalet Bakanı'nın sözleriyle başlayalım mı? Evet. Bir de bu kıyaslamayı yapabilir misiniz 98'de 2022'yi? 98'de İstanbul'un o zamanki seçilmiş belediye başkanı, şimdiki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilen hapis cezası da doğru değildi. Cezaevine gitti. Muhtar bile olamaz diye başlıklar atıldı. Doğru değildi. Ama aynı şeyleri şimdi kendi yaşatıyor. Aynı şeyleri. Çünkü güç zehirlenmesi yaşıyor. İktidar yozlaştırır. Mutlak iktidar mutlak yozlaştırır. Uzun süre iktidar, tek başına iktidar ve özellikle bu tek adam sistemi, bu cumhurbaşkanı hükümet sistemi altında yaşatılan tek adam sistemi, işte Türkiye'ye yapılacak en büyük kötülüğü yaptılar. Türkiye bu tabloyu hak ediyor mu? Ve milletin vicdanında, toplumun vicdanında bu karar yer bulabilir mi? İstinaf, ilk önce istinafa gidecek, istinaf bu kararı mutlaka bozmalı. Bozamıyorsa Yargıtay bozmalı. Adalet, adalet geç de olsa tecelli etmeli. Çünkü peki, adalet ölürse devlet ölür. Devleti ve yargıyı çürüttüler. İktidar yargıyı silah olarak kullanıyor. Adalet Bakanı ne diyor?
Bu karar efendim kesin bir karar değil. İşte istinaf var, Yargıtay var. Mesela şunu söylemiyor. Herkes mahkeme kararlarına saygı duyacak demiyor. O bile endişeli herhalde. O bile endişeli Adalet Bakanı olarak. Çünkü bu kararın nasıl verdirildiğini en iyi bilen kendisi olması gerekir. Zaten Adalet Bakanı olduğu günden beri Türkiye'nin yaşadıklarına bakın. Kaşıkçı dosyası gitti, imzalandı, başka şeyler oldu. Yani her şeyi yaptırıyorlar. Burada önemli bir soru var. İstinaf aşaması var, Yargıtay aşaması var. Burada kesiliyor. Bunun bir AYM aşaması yok mu? Mesela Enis Berberoğlu, sonra Gergerlioğlu kararları, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde vekillikleri düştü. Burada AYM'ye bireysel bir başvuru hakkı da yok mu? Yani böyle bir süreçte bireysel adil yargılanma hakkı ihlal edildi. Tabii ki bireysel başvuru yolu olabilir. Önce temiz aşamaları geçtikten sonra. Bir örnek vereyim mi size? Buyurun. Dün o kadar üzüldüm ki bir hukukçu olarak. Ekrem İmamoğlu'nun avukatları savunma makamı, mütalaa karşısında ayrıntılı ve yazılı savunmalarını sunmak için süre istiyor. Normalde bir ay süre verirsiniz, iki ay süre verirsiniz. Üç saat verildi. Bazen altı aya sonraya duruşmalar atılıyor bizim ülkemizde. Bugün bir duruşmanız olsa sizin, 6 ay sonraya gün veriyorlar. O zaman şöyle mi? Üç saat. Siz bir ceza bekliyordunuz. Hani tabii. Mahkemede belli oldu zaten. Siz bir ceza bekliyordunuz ama dün bu kararın çıkacağını beklemiyordunuz. Yani siz mütalaa için süre istediğinizde 15 gün, 1 ay, 6 ay, 1 yıl hani ne kadar ertelenir? Hayır. Bununla ilgili mahkeme hakiminin bütün bu talepleri reddedip karar vereceği belli oldu dün. Biz tabloyu gördük. Şunu demek istiyorum. 3 saat süre verdi savunmalarını hazırlaması için. Savunma bile yapmaya gerek yok da böyle bir davada. Ya öbür tarafta 6 yaşında bir çocuğa yıllarca nitelikli istismarda bulunuyorlar. Tecavüzdür o. Biliyorsunuz küçük çocuğun rızası diye bir şey olmaz hukukta zaten. Hukukta olmaz. Bekir Bey'in söylediği söz mü bu? Tabii olmaz hukukta böyle bir şey. Ceza hukukunda da olmaz. Yalan söylüyorlar topluma. Küçük çocuğun rızası diye bir şey kabul edilemez. Hani çocuk gelin kavramına da karşıyım ben. Zorla evlendirilen çocuklar bunlar. Türkiye'de son 20 yılda 500.000'un üzerinde çocuk, 540 bin çocuk anne olmuş biliyor musunuz? Anne olmuş. Şimdi 6 yaşında bir kız çocuğuna, ya söylerken bile zorlanıyor insan, yıllarca nitelikli cinsel istismarda bulunuyorlar. Bir 14 yaşında annesiyle gidiyor, dosya kapatılıyor. Sonra işte en son 2 yıl önce, genç bir kadın olmuş artık, gidiyor yaşadığı her şeyi anlatıyor savcılığa. 2 yıl önce hala bir tutuklu yok. Hala bir tutuklu yok. İddianame daha yeni düzenlendi. Mayıs'a duruşma günü verdiler. Gözaltı kararı. Mayıs 2023'e tepkiler gelince ocağa çektiler. Bakın 2 yıl önce şikayetçi olmuş, anlatmış yaşadıklarını 6 yaşından beri. Dosyayı siz de çok iyi biliyorsunuz. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz takip ettiğiniz için böyle. Elbette. Olağanüstü şeyleri. Ya 2 yıl sonra iddianame hazırlanıyor. Aylar sonraya duruşma günü veriliyor. Öbür tarafta dün Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarına son savunmalarını hazırlaması için 3 saat. Gülünç. Yani artık trajikomik durumlar. Bu ülkeye hiç kimsenin bu kadar kötülük yapmaya hakkı yok. Bunların hepsinin hesabını soracağız. Hukukun iyi bir yanı vardır İlker Bey. Hukuk her şeyi sonuna kadar takip eder. Her şeyi. Kapanmış dosyaları bile. Verilen kararları bile. O kararları verenleri de. Hukuk her şeyi takip eder. Bunu kimse unutmasın. Yargıyı silah olarak kullanmaktan vazgeçsin bu siyasal iktidar. Çünkü adaleti çürütüyorlar, devleti çürütüyorlar. Yoksulluğu büyütüyorlar. Şimdi hemen bir haberimiz var. Şimdi ne olacak kısmına gelmek istiyorum. Burada çok kritik, önemli sorular var. Onları da yönelteceğim. İzleyelim birlikte haberimizi. Şimdi ne olacak ve soralım. Her şeyi yaparlar. Her şeyi yapabilirler. Her şeyi yaparlar. Bu olasılık... Görevden almayı bile düşünürler. Ülkemin yargı sistemine güvenmek istiyor. Siyasi yasak gündeme gelebilir ancak kesinleşmeden mümkün değil. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasının ardından gözler siyasi yasaklı olup olmayacağına çevrildi. Bir yılın üstündeki cezalarda yasak geliyor. İmamoğlu'nun da itirazlar sonucunda cezası kesinleşirse
belediye başkanlığı düşüyor. Mevcut belediye başkanlığı bir etki görür mü? Kesinlikten sonra belediye başkanlığı kaybedebilir. Sanığın bu eylemi kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı işlediği anlaşıldığından 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiştir. İşte bu kararla birlikte bir yılın üstünde ceza aldığı için siyasi yasak da geldi İmamoğlu'na. İstinaf yolunun ise açık olduğu hatırlatıldı kararda. Ceza hukuku profesörü Ersan Şen'e göre ceza kesinleştiği an siyasi yasak da devreye girecek. Siyasi yasak gündeme gelebilir ancak kesinleşmeden mümkün değil. Kesinleşmek de zannediyorum istinaf ve temiz yolları çünkü bu temiz açık bir dosya. Mahkeme hükmün açıklanmasını geriye bırakmadı. Para cezasına dönüştürmedi. 2 yıl 7 ay 15 gün kesinleşince sadece belediye başkanlığı düşmüş olmayacak İmamoğlu'nun. Olası bir cumhurbaşkanlığı adaylığı da söz konusu olamayacak. Bunda da itirazların ne zaman sonuçlanacağı belli olacak. 2023 seçiminden önce mi sonra mı karar kesinleşecek? İşte bu merak ediliyor. Seçim 14 Mayıs ya da 18 Haziran 2023 tarihinde o tarihe kadar kesinleşme gerçekleşirse siyasi hayatı bu seçim döneminde olmaz. Bizi haksız yere mahkum etmek isteyen insanlara 2019'da İstanbullu nasıl cevap verdiyse misli misli 2023'te de cevabını tokat gibi verir. Evet, şimdi ne olacak? İstinaf aşaması var. Yargıtay aşaması var. Ama Yargıtay'dan sonra bir de bireysel başvuru hakkı olarak AYM aşaması var mı? Şimdi bunu bir anlatırsanız çok sevinirim. Ayrıca bu dakikadan itibaren hani bir siyasetçi kimliğiniz değil de hukukçu kimliğinizle ilgili de sorular yöneltmek istiyorum. Çünkü çok önemli etkili sorular da geliyor size. Buyurun. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Böyle bir şeyin tabii bir hukukçu olarak yaşanmaması gerektiğini de söylemek zorundayım. Ama diyelim ki istinaf onadı bu kararı. Yani bu hukuksal dayanağı olmayan kararı onadı diyelim. Yargıtay'a gittik. Evet. Yargıtay da onadı, kesinleşmiş oluyor. Bizim uygulamamıza göre. Bu durumda kesinleşmiş oluyor. Ekrem İmamoğlu siyasi yasaklı mı oluyor? Ve kesinleştiği anda belediye başkanlığı düşüyor. Ve aday olamıyor bir yere ondan sonra. Bu karar kalkmadığı sürece. Seçilme hakkı gitmiş oluyor. Tabii seçilme hakkını kaybediyor. Seçilme yeterliliğini kaybediyor. Bakın sonuçlarına bakın ne kadar ağır ve haksız. Ha ben bu kararın istinafta olmazsa Yargıtay'da mutlaka bozulması lazım. Mutlaka. Ama diyelim bozulmadı, onandı. Bozulacaktır diyebiliyor musunuz? Ben Yargıtay'ın ilgili dairesine güvenmek istiyorum bir hukukçu olarak. Orada değerli hukukçular da var. Peki. İstinafta bilemiyorum hangi daire bakacak, hangi heyet bakacak. Ama tabii ki şunu asla unutmayalım. Yargı ağır baskı altında Türkiye'de. Peki devam ağır edelim. Ağır baskı altında. Her şey olabilir. Her şey olabilir ama ne olur biliyor musunuz sonuçta? Millet öyle bir tokat vurur ki size o sandık geldiğinde. Düştüğünüz yerden kalkamazsınız. Peki, öyle bir tokat vurur ki. Şimdi yine devam millet edelim. O demokrasiyi, adaleti o sandıkta tecelli ettirir. Tamam, şimdi hani siyasi kimliği değil hukukçu evet. kimliğine geçiş yapmanızı isteyeceğim. Devam edelim. Hani istinaf onadı, Yargıtay onadı, Ekrem İmamoğlu belediye başkanlığı biter. Ve önündeki iç seçimde aday olamıyor. Önündeki ilk seçimde Cumhurbaşkanlığı seçimi. Şimdi burada bir başka teknik detay. Ama bu süreçler kısa süreçler değil tabii. İstinaf, Yargıtay. Süreci nasıl gözlemliyorsunuz? Böyle ne kadar sürer? Yani normalde ne kadar sürer? Normalde en az 2 yıl 3 yıl sürer. Normalde. Ha özel bir hızlandırma, özel bir takip olabilir mi? Biz de takip edeceğiz, göreceğiz. Peki mesela istinaftan ve Yargıtay'dan onama geldi. Bu arada da Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterildi altılı masa tarafından. Ama hani birinci turun ardından ikinci turla arasında böyle bir tarih diliminde onama geldi Yargıtay'dan. Hı hı. Ve yine devreye ne girecek? Ekrem İmamoğlu'nun herhalde adaylıktan çekilmesi süreci, yasaklı olma süreci. Bu durumda mesela ikinci tura Erdoğan'la İmamoğlu kalmıştı. Sonucu ne olacak? Şimdi bu çok tartışmalı bir soru. Tabii mevcut YSK burada nasıl karar verir? YSK bağımsız mı? Normalde ne olması lazım? Seçimin yenilenmesi lazım. Şimdi mesela bir örnek verelim. Bazı belediye başkanlarına ne yaptılar? YSK ne yaptı? Seçildi belediye başkanı.
Seçimden sonra bir cezası kesinleşti. Mazbatayı vermediler, ikinciye verdiler. Aslında ne olması gerekirdi? Seçimin yenilenmesi gerekirdi. Ha şu var, adaylık sürecinde herhangi bir ceza kesinleşirse yeni adayımızı belirleriz. Orada bir sorun olmaz. Seçimden sonra yani seçildi İmamoğlu. Ondan sonra zaten bütün yargılama süreçlerinin durması lazım. Nasıl milletvekili seçiliyor? Ama mesela geçmişten bir Şükrü Karatepe örneği var. 57 günde kesinleştirilip belediye başkanlığı düşürülmüştü. Şimdi belediye başkanlığında şu durum farklı. Cumhurbaşkanı milletvekilinin durumu farklı. Evet. Mesela milletvekili seçildiği anda onun hakkındaki yargılama ne aşamada olursa olsun, Yargıtay'da da olsa duruyor. Dokunulmazlık sebebiyle. Cumhurbaşkanının sorumsuzluğu dokunulmazlığın da üzerinde daha geniş. Yani seçildiğinde onunla ilgili süreçlerin durması lazım. Ama şimdi o kadar tabii uç şeyleri tartışıyoruz ki. Çünkü bunlar ihtimal dahilinde. Evet, maalesef. Ve Ekrem İmamoğlu ve adaylık için ismi geçenlerden birisi. Tabii, İşte Kılıçdaroğlu, tabii, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu. Çünkü bu sorular geliyor, siz sormak zorundasınız. Ama şunu demek istiyorum. Ya Türkiye'nin tartışmak zorunda bırakıldığı şeylere bakın ya. Bir şey daha sormak istiyorum. Mesela burada istinaf, Yargıtay burayı hiç beklemeden mahkemenin kararını da gözetip İçişleri Bakanlığı devreye girebilir mi? Bugünden itibaren, önümüzdeki yani günden görevden itibaren uzaklaştırabilir mi, evet, diyorsunuz. Şeklen yasaya göre maalesef yetkisi var. Ama hadi gelsin, cesaret etsin, yapsın bakalım. Ama yasaya göre yetkisi var. Var. İçişleri Bakanlığı yetki Garabet kullanırsa. Var. Her belediye başkanını bir soruşturmayı veya karar bahane ederek görevden uzaklaştırabilir. Ama böyle bir şeye asla ve asla cesaret edemez. Bu ülke başına yıkılır onu. Bu ülke o kadar sahipsiz değil. Yani o kadar basit değil o işler. Bakın süreçte de göreceksiniz, bu karar bozulacak. Bozulacak. Ama bu karar çıktı. Bu karar çıktı. Siyaseten bu karar Ekrem İmamoğlu'nu nereye yaklaştırır? Yani şunu sormak istiyorum. Bu karar kime yarar? Kime yaramaz? Siyaseten kimi güçlü kılar? Ya bu karar Ekrem İmamoğlu'nu da, bizi de, muhalefeti de, altılı masayı da, Cumhuriyet Halk Partisi'ni de çok daha güçlendirir. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum, siyaseten değil. Güçlendirir. Daha güçlü oluruz. Daha kararlı oluruz. Ve bu adaletsizliği görmüyor mu toplum? Bu haksızlığı, hukuksuzluğu görmüyor mu? Mevcut iktidarın nasıl gaflet ve dalalet içerisinde olduğunu görmüyor mu? Türkiye'nin freni patlamış kamyon gibi 85 milyonun nasıl uçuruma sürüklendiğini görmüyor mu? Buna dur diyecek ilk seçimde. Zaten ilk seçim, bakın bunu lütfen söyleyeyim. İlk seçim referandum niteliğinde bir seçim olacak. Yani yalnızca cumhurbaşkanı seçmeyeceğiz, milletvekili seçmeyeceğiz. Türkiye bir karar verecek. Bu sistem değişsin mi? Bu sistem devam mı etsin? Son bir 30 saniyen var. Son sorum da şu. Bu şarkı burada bitmeyecek. Meral Akşener'in sözü. Sizce bu ne demek? Altılı Masa'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak demek. Efendim çok teşekkür ederim. Ben geldiğiniz de çok için, teşekkür ediyorum. Çalar Saat'te sorularımızı yanıtladığınız için Cumhuriyet Halk Partisi Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek Çalar Saat'teydi. Ben kendisiyle vedalaşacağım. Reklamların dönüşünde ben bu filmi 25 sene önce görmüştüm, yaşamıştım, tam da içindeydim diyen bir isim. O isim az sonra Çalar Saat'te, reklamların ardından yeniden buluşalım. Mavi patiskaları yırtan gemilerinle uzaktan seni düşünür düşünürüm Ey sen ne güzelsin ey kavgamızın şehri.
vatan bu. Başta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere çok kıymetli Genel Başkanımız İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve Altılı Masa'nın diğer siyasi partiler liderleriyle birlikte bize eşlik eden ki bu akşam aramızda diğer siyasi partilerin temsilcileri, liderleri de var. Bir arada olacağız. Demokrasi için mücadele edeceğiz. Bu ülkenin adalete ihtiyacı var. Bu ülkenin merhamete ihtiyacı var. Bu ülkenin vicdana ihtiyacı var. Bu ülkenin umuda ihtiyacı var. Umudunuz eksilmesin. Değerli dostlar, kıymetli hemşerilerim, buradan tabii ki İstanbullu hemşerilerime sesleniyorum. Ama ben buradan sadece İstanbul'a değil, başkentimiz Ankara'ya, İzmir'e, Hakkari'ye, Edirne'ye, Sinop'a, Adana'ya, Diyarbakır'a, bütün şehirlere sesleniyorum. Trabzon'a sesleniyorum, hepsine sesleniyorum. Hepsine sesleniyorum. Niye biliyor musunuz? Bugün burada yaşatılan şey ülkemizin her yerinde insanlarımıza yaşatılabilir. Milletçe ayağa kalkacağız. Bizi mahkum etmeye kalkanları pişman edeceğiz. Nerede? Nerede? Nerede edeceğiz? Sandıkta, sandıkta edeceğiz, sandıkta. Onlar bizi germek istiyorlar. Onlar bizi kızdırmak istiyorlar. Onlar bizi öfkelendirmek istiyorlar. Ama biz ne yapacağız biliyor musunuz? Bizim ideallerimiz var. Bizim 2023 ideallerimiz var. Hep birlikte omuz omuza gece gündüz çalışacağız. Milletimizi aydınlık günlere taşımak adına 2023 yılında seçimlerde bu ülkenin üstüne çökmeye çalışan zihniyeti hep birlikte göndereceğiz. Hep birlikte. İstanbul'da başardık. Türkiye'de başaracağız. Ve efendim ikinci konuğumuz Sayın Turhan Çömez. Kendisini bir kez daha tanıyanlar tanıyor ama bir kez daha tanıtmak isterim. Ama önce bir günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hoş Nasılsınız? Bulduk. Sağ olun. Siz de iyisiniz umarım. Teşekkürler. Dün yine Saraçhane'deydiniz. Evet. Otobüsün üzerindeki kişilerden birisiniz. Ve oradaki atmosferi de size soracağım, anlatmanızı isteyeceğim. Biz bugün Çalar Saat'te hem bu kararın tekniğine bakıyoruz, hem tarihine sizinle birlikte dönmek istiyoruz, hem de siyaseten sonuçlarına da bakmak istiyoruz. Turhan Çömez, 22. dönem AK Parti Balıkesir Milletvekili ve aynı zamanda o dönem tabii başbakandı, genel başkandı. Erdoğan'ın, Recep Tayyip Erdoğan'ın özel kalem müdürlüğünü ve danışmanlığı görevini yürütmüş bir isimdi. Ve tam da böyle yola çıkarken AK Parti Erdoğan'ın yanında olan isimlerden birisiydi. Abdullah Gül'le birlikte, Bülent Arınç'la birlikte, Hüseyin Çelik'le birlikte ve şu anda AK Parti'de olmayan pek çok isimle birlikte. Efendim az önce siz de dinlediniz. Evet. Oradaki konuşma, ben bugün etiketimizle başlamak istiyorum. İstanbul'da başardı. Türkiye'de başaracağız. Bir mesaj Ekrem İmamoğlu'ndan. Aradan 3 yıl geçmiş olabilir ama benim gençliğim var, gençliğim diye bir sesleniş. 2023'te her şey çok güzel olacak. Bir başka mesaj Saraçhane'den yükseldi. Bu yol nereye gider? Sandık ve 2023 mesajları acaba neyi söylüyor ve millet ne der bu karara? Aslında bir devir kapanıyor. Onu açıkça gördüğümü ifade etmeliyim. Dün akşam o gördüğümüz muhteşem kalabalık hüzünlü bir kalabalık değildi. Endişeli bir kalabalık değildi. Korkmuş bir kalabalık değildi. Benim için çok önemli bu görüntü.
Ben dün akşam heyecan dolu, umut dolu, kararlı ve bir devri kapatıp Türkiye'yi bambaşka umutlara taşıyacak, bambaşka ufuklara ve geleceğe taşıyacak inançlı bir toplum gördüm orada ve beni çok umutlandırdı açıkçası gelecek adına. Yani dün akşam orada bir hüzün yoktu. Bu hukuksuzluğa karşı bir çöküntü yoktu, bir karamsarlık yoktu. Dün akşam orada bir umut vardı, bir kararlılık vardı. Ben insanların yumruklarını sıkmış, kararlı bir şekilde sandığı beklediklerini gördüm. Buna tanık oldum. Sayın Genel Başkan'ı uğurladıktan sonra kısa bir görüşme de yaptık Sayın İmamoğlu'yla. Sonra ben halkın arasına girdim. İnsanlar ne konuşuyor, ne düşünüyorlar diye. Ve insanların tamamı bitiyor değil mi artık bu dönem dediler. Ve çok önemliydi bu verdikleri mesaj. Peki bu kararlılığı neye, hangi döneme, hangi yıla benzettiniz? İlker Bey, ben bu filmi gördüm. Tam 25 yıl önce aynı yerde, aynı sahne, aynı benzer araç, hemen hemen benzer bir konuşma tarzı tam 25 yıl önceydi. Ve buna benzer bir hukuksuz kararla siyasi hayatı bitirilmek istenen o günün Erdoğan'ı yine aynı yerden cezaevine gönderildi. Ve Erdoğan cezaevine benim ofisimden, benim muayenehanemden gitti. En son uğradığı yer benim ofisimdi. Yine böylesi muhteşem bir kalabalık onu uğurladı. Yaklaşık bir saat kadar bir değerlendirme yaptık o gün. Ben herhangi bir resmi görevim yoktu onunla birlikte ama yakın bir hukukumuz ve arkadaşlığımız vardı. Daha sonra bu değerlendirmeden sonra kendisini otobüse koyduk. Ben de yanındaydım. Beraber Pınarhisar'a gittik. Aslında o gün bu şarkı burada bitmez denerek bir yolculuk başladı Pınarhisar'a doğru. Ama dün akşam İlker Bey o şarkı orada bitti. Erdoğan için bittiğini düşünüyorsunuz. Evet. Peki o zaman bu yol nereye gider Ekrem İmamoğlu için? Aslında Erdoğan tecrübeli bir siyasetçi. Fakat nasıl böyle bir hata yaptı? Nasıl böyle bir yanlışa imza attı? Bu yaşananlara nasıl duyarsız ve kayıtsız kaldı? Ya da böyle bir siyasi mühendisliğin ya da hukuk mühendisliğinin arkasında olduğu anlamak mümkün değil. Benim analizim, Erdoğan'ı tanıyan biri olarak söylüyorum, Erdoğan artık gerçeklikten koptu. Etrafında Erdoğan'a doğruları söyleyecek, gerçekleri söyleyecek, bir dakika bu yanlıştır diyecek ya da bu doğrudur, lütfen bunu yapalım diyecek insan kalmadı. O kocaman, devasa sarayda Erdoğan artık yalnız, kararlarını kendisi veriyor, duygusal kararlar veriyor. Ve açıkçası Erdoğan artık koltuğun altından kayıp gittiğini gördüğü için de panikle ve endişeyle kararlar veriyor. Yargı kararı değil Erdoğan'ın kararı mı diyorsunuz siz buna? Bunu demek belki çok ileri bir yorum olur ama şundan eminim ve bunu bilerek söylüyorum. Çünkü bu süreçleri yaşamış birisiyim. Bir kumpas davasında ömür boyu ağır hapis artı 15 yıl ağır hapisle yargılanan birisiyim. Ve o süreçte yargının içine düştüğü içler acısı hali bilen birisiyim. Yine o süreçte iktidarın ya da güç odaklarının yargıya nasıl nüfuz ettiğini bilen birisiyim. O itibarla bu tecrübeden hareketle söylüyorum. Bu karar Erdoğan'dan habersiz asla alınamaz. Bugün altılı masa Saraçhane'de saatler 16'yı gösterdiğinde buluşacak. Liderler ne söyleyecek ve millet elbette ne der? Bugünkü başlığımız, siz ne düşünüyorsunuz bu yaşananlarla ilgili? Lütfen bize yazın, gönderin. Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası mahkemede, mahkemeden çıkan karar bu şekilde. Şimdi elbette bunun bir istinaf aşaması var, bir Yargıtay aşaması var. Eğer orada da kesinlik kazanırsa Ekrem İmamoğlu seçilme hakkını yitirecek ve belediye başkanlığı görevini devretmek durumunda kalacak. Bu durumda yine ismi geçenlerden birisi Cumhurbaşkanlığı adaylığı için aday olamayacak. Pek çok senaryo da dillendiriliyor. İşin teknik kısmını da konuşmak isteriz. Fakat siz bu kararı bekliyor muydunuz? Açıkçası ben bu kararı bekliyordum. Bundan bekliyordunuz. Bekliyordum. Evet. 5-6 ay önce bir televizyon kanalında söyledim. Hatta dün akşam bir yerde programımız vardı. Program konuları konuşulurken bence hiç bunları gündeme almayalım dedim. Çünkü bugün en önemli konu İmamoğlu olacak. Bu bir hukuk kararı değil, bu bir yargı kararı değil, bu tamamen siyasi bir karar. Siyaset mühendisliğinin neticesi ortaya çıkmış bir karar. Ve ben eski yol arkadaşlarımı, düşünce yapısını, mentalitesini, kaygılarını ve korkularını iyi bildiğim için böyle bir kararın çıkabileceğini aslında öngördüm. Beklediğim bir karardı. Şimdi bir son dakika gelişmesi var. Hemen onu da aktaralım sizlere. İstismar davasında 6 yaşındaki çocuğa istismar davasında biliyorsunuz hani senelerce böyle
2 yıl geçti. Sonra 2 yıl sonra öğrenildi kamuoyu tarafından. Vicdanları yaralayan o dava ile ilgili öğrendik ki Mayıs ayında olacaktı. Sonra herkes ses yükseltti, muhalefet ses yükseltti. CHP lideri Kılıçdaroğlu gitti Adalet Bakanlığı'nın önünde etkili ve duygusal bir konuşma yaptı. Ve sizlerden yine pek çok mesaj geldi. İlk önce dava tarihi Mayıs ayından ocağın sonunda çekildi ve şimdi de serbestçe elleri kollarını böyle bağlı olmadan rahatça sokakta dolaşabiliyorlardı. Evladını, çocuğunu 6 yaşında evlendiren baba ve onunla evlenen sözde eş. Önce eş gözaltına alındı, şimdi de baba gözaltına alındı. Bu son dakika bilgisini sizlere aktarmış olalım. Sayın Meral Akşener, kendisinin de cümlelerine bakacağız. Peki neredeydiniz? Ben bu kararı bekliyordum diyorsunuz ya. Neredeydiniz? Bu kararı nerede gözlemlediniz, duydunuz, sonra İstanbul'a geldiniz? Aslında bu kararı duymadan bir İstanbul planı yapılmıştı. İlginçtir. Kiminle? Sayın Akşener'le. Öyle mi? Evet. Dün biz beraberdik. Ben tekrar yakında İngiltere'ye döneceğim. Orada hekimlik yapıyorum biliyorsunuz. Evet. Son bir genel siyasi değerlendirmeleri yapmak üzere kendisiyle bir görüşmem vardı. Uzunca bir görüşmeydi. Fakat o süre içerisinde Sayın Akşener sürekli dava ile ilgili bilgiler aldı. Parti Genel Başkan Yardımcısı, partinin hukukçuları, İstanbul İl Başkanımız hepsi davayı izliyorlardı. Adım adım takip etti aslında davayı. Ve güçlü bir liderlik gösterdi Sayın Akşener. Daha karar verilmemiş. Orada dedi ki bu siyasi bir karar olacak ve burada bir yasaklanma çıkacak. Biz İstanbul'a gitmemiz lazım. Ve arkadaşlar arabayı hazırlayın, derhal İstanbul'a gidiyoruz dedi. Ve ben oradaydım. Ve süratle planlamayı yaptı. Daha karar verilmeden İstanbul'a yola çıktı. Saat kaç sularından bahsediyorsunuz? Biz çünkü böyle... Ekrem İmamoğlu bir çağrı yaptı. Sonrasında Sayın Akşener'in paylaşımını gördük. Geliyorum Saraçhane'ye paylaşımı. Yoldan yaptı o evet. Paylaşımı. Ondan önce bu karar verilmişti zaten. Yani henüz mahkemeyle ilgili süreç neticelenmemiş. Karar ortada yok. Herhangi bir işaret de yok. Sadece bekleniyor. Orada karar verdi Sayın Akşener. Bizim gitmemiz lazım. Bu önemli tarihi bir dönemeç. Bizim burada hukuksuzluğa karşı, adaletsizliğe karşı tavır koymamız lazım dedi. Ve yola çıktı arkadaşlarımızla beraber. Bu bir histi. Akşener tarafından hani siyasi bir karar çıkacağı düşüncesiyle Akşener de sizin yanınızdan geldi. Evet, ben beraberdim kendisiyle. Tecrübeli bir siyasetçi, tecrübeli bir devlet insanı, önemli deneyimleri var. Bunu öngördü açıkçası. Zaten bu tür haksızlıklara çok ciddi tavır koyan, reaksiyon veren ve buna karşı tavırlı olan bir isimdi. Öyle bir lider ve bence çok önemli bir liderlik örneğiydi dün bu kararı verip süratle İstanbul'a hareket etmesi ve bu ciddiyeti de ekibiyle paylaşması, arkadaşlarına da bu kararlılığı izah etmesi, ifade etmesi, göstermesi bence önemliydi dün. Sizin danışman özelliğiniz, özel kalem özelliğinizle yöneltmek istiyorum. Hani Sayın Akşener için tecrübeli bir siyasetçi derken dün de mesela CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'daydı. 8.30'da uçakla gitti ve akşamda bu kararı aldıktan sonra geri döndü. Bugün de 6 lider, tekrar hatırlatayım, saatler 16'yı gösterdiğinde Saraçhane'de buluşacaklar. Peki siz... Ne dersiniz hani Sayın Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da olmasına böyle bir günde? Sayın Kılıçdaroğlu'yla ben 5 yıl beraber çalıştım parlamentoda. İkimiz de aynı dönemde milletvekiliydik. O dönemde yakın bir hukukumuz da oldu. Hatta İngiltere'ye geldiğinde görüştüm de kendisiyle. Bir telefon görüşmesi de yaptık. İyi bir insandır, önemli bir liderdir. Ben eğer kendisinin danışmanı olsaydım asla bu seyahate gitmemesi gerektiğini söylerdim. Yanlış derdim. Çünkü kararın öyle ya da böyle olumlu veya olumsuz çıkmasından bağımsız olarak bu süreç siyasi bir süreç. Arkasında siyasi irade var. Buna yine siyaseten güçlü bir tavır sergilemek gerekir. Gitmeyin, burada kalın ve o gün karar ne olursa olsun İstanbul'da olun derdim. Peki bugün verilecek olması, gerçi akşam saatlerinde geldiği Ekrem İmamoğlu ile buluştu. Altılı masanın bugün o kararlılığı göstermesi bir eksiklik mi sizin gözünüzde? Altılı masanın bugün bu kararlılığı göstermesi de son derece kıymetli. Bir kere onu söyleyeyim. AKP çevreleriyle görüştüm. Yani hem AKP seçmenleriyle hem de AKP'nin önde gelen isimleriyle. Hatta dün enteresandır İlker Bey.
Erdoğan'ın yasaklandığı süreci çok yakından takip eden, sonra yanında olmuş, uzun yıllar hala yanında olan bazı hukukçularla da beraberdim. Ciddi bir kaygı var, ciddi bir endişe var. Hala AK Parti'deler mi? Tabii, aktif AK Parti'deler. Ciddi bir kaygı var. Yani kapalı kapılar ardında ya reis bunu nasıl yapar, nasıl böyle bir hata yaptı diyor çok yakın arkadaşları. Ve aslında herkes bu kararın arkasında Erdoğan'ın olduğunu biliyor. Ve bunun yansımalarının da çok olumsuz olacağını parti adına birçok kişi söylüyor. Fakat öte yandan çok ilginçtir, ben bu kontrastı da gördüm, bu ciddi farkı da gördüm. Dün akşam Saraçhane'de o toplanan o muhteşem kalabalık, o heyecanlı kalabalık, o dinamik ve kararlı kalabalık bir iktidar yürüyüşünün bana göre işaretiydi. Ama aynı zamanda AKP'li çevrelerde derin bir kaygı, endişe, ya herhalde artık biz gidiyoruz, bu çaresizliğin neticesi bu karar dendi ve ciddi bir depresyon gördüm. Yani AKP seçmeninde de aslında büyük bir üzüntü ve endişe vardı dün. Dün akşam saatlerine dönelim o zaman. Hep birlikte İYİ Parti lideri Meral Akşener, biz çağrıyla yola çıktı diye düşünmüştük. Oysa bir hisle ve buradan siyasi bir karar çıkacak düşüncesiyle Meral Akşener o çağrıdan çok önce, saatler önce yola çıkmıştı Ankara'dan. Sayın Turan Çömez'in açıklamasıyla öğrendik bunu da. Peki Ankara'ya geldi, Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu'yla buluştu. Önce makam odasında, sonra seçim otobüsünün üzerine çıktı. İkili Ekrem İmamoğlu, Sayın Genel Başkan diyerek Meral Akşener'i karşıladı, anons etti orada toplanan kalabalığa. Verilen mesajlar ne oldu peki Akşener tarafından, dinleyelim. Bugün bu kararı verenler, siyah cübbelerini haksızlığa kılıf edenler, verdikleri kararın başında ne yazacak biliyor musunuz? Türk milleti adına diyecekler. Evet, siz Türk milletisiniz. Ne yapacaksınız? Sandıkta gereğini yapacaksınız. Hem de o sandıkta hür iradenizle, helal oylarınızla, demokrasiyle diyeceksiniz ki hadi bakalım sizi gönderiyoruz. Sizi gönderiyoruz diyeceksiniz. Ve diyeceksiniz ki korkunun ecele faydası yoktur. Şimdi buradan bunları yaşadık biz. Asıl acı olanı bunları yaşayanların Ekrem Başkan'a sizin iradenizle, sizin gücünüzle, millet iradesiyle seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na, şehri eminine bir tiyatro neticesinde bu cezanın verilmesi. Bu cezayı dün, benzer cezayı nasıl bu millet yırttıysa bugün verilen o cezayı da yırtacaksınız. Sandıkta yırtacaksınız, demokrasiyle yırtacaksınız. Dünün korkakları nasıl kaçarak gittilerse bugünün korkakları da kaçarak gidecekler. Kendinize güvenin. İradenize güvenin. Bakın, birinci turda 2019 31 Mart'ta hatırlayın. Birinci turda ne yaptılar? Haksızlık yaptılar. Cilleklik yaptılar. Abidik gubidik yaptılar. Ne oldu? 805 bin fark attınız. Dolayısıyla korkunun ecele faydası yok. Şimdi bugün burada bir irade var. Bugün bu irade bir mahkeme kurdu. Bugün başkana verilen cezanın karşılığı bir mahkeme kurdu. Asıl mahkeme burası. Saraçhane'de kurulan mahkeme. O mahkemede aklandım kardeşim. Aklandım. Şimdi çok korkuyorlar. Yarın burada 6 genel başkan olarak burada olacağız. Ve bu haksızlığın karşısında duracağız. Bu millet hiçbir zaman istibdada boyun eğmedi. Ne diyoruz? Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet. Ve dedi ki Meral Akşener, bu şarkı burada bitmeyecek. Şimdi ben bu filmi gördüm, tam da içindeydim, evet, dediniz. O gün sizin muayenehanenizden
giderken Erdoğan, sonra otobüste Pınarhisar'a giderken neler söylemişti size? Aslında siyasi yolculuğunun yeni başladığını söylemişti. Emine Hanım da vardı arabada. Emine Hanım üzgündü. Dün akşam aslında çok benzer bir fotoğrafı gördüm. Dilek Hanım'a geçmiş olsun dedim. O da çok üzgündü. Türkiye'ye geçmiş olsun dedi Dilek Hanım. Böyle bir karşılık verdi bana. Otobüste Emine Hanım'ı teskin etti aslında Erdoğan. Bu şarkı burada bitmez, yeni başlıyoruz dedi. O kadar çok benzerlikler var ki. Fakat beni derinden üzen, yani 25 yıl önce yaşadığınız bu olayı nasıl olur da başkasına yaşatırsınız? Ben bunu hekim gözümle değerlendiriyorum. Bu bir, İlker Bey, aktarılmış travmadır. Bakın, çocukluk yaşlarında darp edilmiş, travmaya uğramış kişiler büyüdüklerinde maalesef aynı şeyi çocuklarına yapıyorlar. Böyle bir tıpta realite var. Erdoğan'ın bugün yaşattığı şey aktarılmış travmadır. Ve korkularının neticesidir, endişelerinin neticesidir. Halbuki Erdoğan'dan şu beklenir. Sen bu sıkıntıları yaşadın, mücadele ede ede geldin. Bugün bu ülkede demokrasiyi, insan haklarını, hukukun üstünlüğünü lütfen tesis et. Beklenen budur. Fakat aynısını yapıyor. Daha da kötüsünü yapıyor. Daha da ilerisini yapıyor. Ve maalesef biz iki adım ileriye, bir adım geriye demokrasiyi bir türlü geliştiremiyoruz. Erdoğan için bu dönem bir şanstı. Türkiye'yi istikbale taşımak için, demokrasi liginde sınıf atlatmak için, Avrupa standartlarında bir ülkeyi tesis edebilmek için, kurabilmek için bir şanstı. Erdoğan maalesef bizi geriye götürdü ve tek adam sistemiyle, tek adam rejimiyle, bu ucube düzenle Türkiye'yi dünya standartlarında geriye götürdü. AK Parti milletvekili mevcutta Ahmet Mücahit Arınç, Bülent Arınç'ın babasının cümlelerini biliyoruz. Tekrar hatırlatacağım sizde. Belki kaçıran izleyicilerimiz de olmuştur. Bülent Arınç ne söyledi? Abdullah Gül ne söyledi? Şamil Tayyar ne söyledi? AK Parti içinden. Sonra yine Şamil Tayyar'la birlikte itiraz sesi yükselten başka isimler de vardı. Ömer Çelik'ten yine gelen, Hüseyin Çelik'ten düzeltiyorum, gelen açıklamalar vardı. Yalnız Mücahit Arınç, Türk siyasi tarihi boyunca türlü vesayet odaklarının engellemelerine, yasaklamalarına ve darbelerine maruz kalmış bir siyasi çizginin temsilcisi olarak birçok kıymetli ceza hukukçusunun aksi görüş belirtmesine rağmen bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen siyasi yasak kararını tasvip etmem mümkün değildir. Bir politikacının millet iradesinin tecelli etmesi sonucu edinmiş olduğu makam ancak yine milletin sandıkta vereceği karar sonucu kendisinden alınmalıdır. İfade hürriyeti bağlamında Türkiye'de özgürlükler çağını açan AK Parti iktidarına kamu vicdanını yaralayan bu kararın üst mahkemeden döneceğini umut ediyorum. Bunlar sesini çıkartanlar. Bir de sesini çıkartmayıp saray koridorlarında, parti koridorlarında fısıldaşanlar var. Bu kararın aslında ucube bir karar olduğunu, bir hukuk kararı olmadığını, Erdoğan'ın iradesi ve inisiyatifiyle alındığını kendi aralarında fısıldaşan, dile getiren insanlar da var. Tabii tabandan da bahsettim. Tabanda da ya galiba bu iş bitiyor ve artık biz iktidarı kaybediyoruz endişesi başladı. Erdoğan belki bu kararla ya da bu adımla partisini konsolide etmeye çalıştı. Masaya yumruğunu vuran güçlü bir lider imajı vermeye çalıştı ama taban nasıl algıladı biliyor musunuz bunu? Taban dedi ki kaybettiği için hukuka sarıldı ve hukukun arkasından bu kararla gücünü toparlamaya çalışıyor Erdoğan dediler. Ve aslında dün verilmiş bu kararla Erdoğan efsanesi bitti. Erdoğan'ın efsunu bozuldu, büyüsü bozuldu ve gerçekten güçsüz ve bundan sonra Türk siyasetini domine edemeyecek bir insan olduğu, bir lider olduğu tabanı tarafından da artık anlaşılmış oldu. Erdoğan efsanesi bitti. Evet. Görüşü var, evet. Diyorsunuz AK Parti, evet, tabanında. Şimdi Bülent Arınç, mahkemeden çıkan mahkumiyet kararı Türk yargısı adına utanç verici ve umut kırıcıdır. Sözü bu. Devam edelim. Abdullah Gül. Abdullah Gül ne söyledi? Aynı benzer cümleler geliyor aslında, evet, Abdullah Gül'den de. Bugünkü mahkeme kararı sadece Ekrem İmamoğlu'na değil Türkiye'ye karşı yapılan büyük bir haksızlıktır. Millet iradesi her şeyin üstündedir ki AK Parti'nin vurgusu en çok bunadır. Evet. Milletin iradesinin üstünde hiçbir iradeyi kabul etmeyiz diyerek senelerce halkın karşısına çıktı, tabii, ve oy aldı. Üst mahkemelerin bu yanlışı düzelteceklerine inanıyorum. İstinaf ve Yargıtay'da sizce nasıl bir karar çıkar o zaman? Burada da bir siyaset mühendisliği planlıyor AKP. Kayda geçelim diye bugün de onu söyleyelim ve zaman içerisinde doğru olup olmayacağını hep beraber görelim. Burada tabii bir istinaf süreci var. Ardından Yargıtay süreciyle ilgili bazı tereddütler var ama muhtemelen bir Yargıtay sürecinden de bahsediliyor. Bana göre bu karar bekletilecek.
acaba İmamoğlu aday olur mu olmaz mı? Bu sorunun cevabına kadar bekletilecek. Ve eğer İmamoğlu cesaret gösterir, aday olursa o zaman adaylık kesinleştikten sonra boşa çıkartmak için İmamoğlu'nun aleyhinde bir karar çıkartacaklar. Ben siyaset mühendisliğinden bahsediyorum, hukuktan bahsetmiyorum. Zaten hukuk yok. Eğer böyle yapmazlarsa İmamoğlu'nu zaten büyütecekler. Bunu da görüyorlar. Fakat eğer İmamoğlu aday olmazsa, altılı masadan başka bir aday çıkarsa, ya liderlerden ya da dışarıdan bir aday olursa, o zaman mağduriyet üzerinden altılı masaya prim vermemek için İmamoğlu'nu beraat ettirecekler. Siyasi mühendislik bu. Yaptıkları hazırlık bu. Şimdi siyaset eliyle bir yandan da onu söylüyor musunuz? Yani düşünüyor musunuz? İmamoğlu siyasetin dışına mı itilmek isteniyor? Güçlü bir rakip olarak belki. İmamoğlu toplum tarafından tanınan, bilinen ve itibarı olan bir isim. Popüler de bir isim. Erdoğan'ın kendi dışında hiç kimsenin popüler ve güçlü olmasına tahammülü yok. Dolayısıyla kim radara girerse Erdoğan ona dikkatli bir şekilde bakar ve alternatif olacağını gördüğü zaman da gereğini yapar. Aslında bu karar da bana göre bununla ilintili. İmamoğlu önümüzdeki dönemin parlayan bir yıldızıydı. Bu görüldü ve süreç ona göre dizayn edildi. Fakat dün kendisi de söyledi, yaşım genç, enerjim var dedi. Türk siyaseti buna çok tanık oldu. Keşke olmasa, bu filmler tekrar etmese. Bir zamanlar siyah beyaz olan bu filmler bugün renkli bir şekilde toplumun karşısında. Keşke olmasa ama oluyor. Fakat ne olursa olsun ben hiçbir şekilde, yine diğer eski AKP'liler de açıkça ifade ettiler, millet iradesinin önünde durulmaz, toplumun kararının önünde durulmaz. Ve günün sonunda, eninde sonunda, nihayetinde siyasi yolculuğuna devam edecektir. O zaman eninde sonunda siyasi yolculuğuna devam edecektir derken İmamoğlu için yeni bir yol. O yol nereye gidiyor sizce? Bugünden baktığınızda. O yol tabii önümüzdeki dönemin şartlarıyla da çok alakalı. Belediye başkanlığında kalabilir, bir başka siyasi yapı içerisinde olabilir, kendi partisi içerisinde liderlik yarışına girebilir. Cesaret gösterip her şeye rağmen ben Cumhurbaşkanı adayı oluyorum diyebilir. Bu da bir çıkıştır. Bu aslında Erdoğan'ın hiç beklemediği bir hamle olur. Açıkça söyleyeyim, yani böyle bir hamle Erdoğan'ın kafasındaki bütün denklemleri ve kurguları alt üst eder. Her şeye rağmen ben buradayım diyebilir. Bu Sayın İmamoğlu'nun kendi tercihidir, kendi geleceğiyle ilgili. Sizce öyle mi yapmalıdır? Denklemleri bozmak için. Ben kişisel olarak eğer danışmanı olsaydım böyle yap derdim. Her şeye rağmen aday olun derdiniz. Evet, çünkü Erdoğan'ın kendi iradesine karşı tavır alanlarla ilgili refleksleri çok da net değil. Bunu okuyamıyor. Çünkü hep kafasında şu kurgu var. Ben ne dersem o olur. Şu anda süreci dizayn ettiğini düşünüyor Erdoğan ama onun dizayn ettiğini sandığı sürecin dışına çıkan bir denklem onun da algılarını alt üst edecektir. Son bir soru soracağım. Buyurun. Size. Sayın Cumhurbaşkanı gençlere seslendi, kalabalıklara seslendi ve orada da vermiş olduğu mesaj son kez sizden destek istiyorum şeklindeydi. Sonra o sözlerle ne demek istediğiyle ilgili bir takım açıklamalar da yapıldı mesela Numan Kurtulmuş tarafından. Haberimizi izleyelim. Bu son kez çağrısını acaba senelerce en yakınında olan ve sonradan yollara ayrılan Turhan Çömez nasıl yorumlar? 2023'te. Milletimizden kendi adımıza son defa istediğimiz destekten alacağımız güçle. Bir de Sayın Cumhurbaşkanımız kendisini bir fani olarak görüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son defa destek istiyorum sözleri sonrası Numan Kurtulmuş'un açıklaması. Cumhurbaşkanımız kendisini fani olarak görüyor dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız kendini fani görüyor diyor. Ne görseydi, baki mi görseydi mübarek? Baki mi görseydi? Nasıl bir dil bu? Hangi başarıyla gidip bu milletten bir dönem daha istiyorsunuz ya? Üstelik hukukçuların kaire ekseriyeti zaten böyle bir hakkının olmadığını söylüyor. Daha aday olamaz diyor. Onu da göreceğiz bakalım, o süreçte nasıl isteyecek? YSK'da burada büyük bir sınav verecek. 2023 seçimlerinde tekrar aday olup olmayacağına ilişkin tartışma da sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 seçiminin kendisi açısından son seçim olacağı vurgusunu yaptı. Son kez destek istiyorum dedi. Kendinizi adeta acındırarak bir dönemcik daha ya, bir kere daha bana fırsatı verin diye bu milletin karşısına hiç çıkmayın. O fırsatı millet size 2018'de verdi. Beceremediniz. Olmadı, olmuyor. 2023'te milletimizden kendi adımıza son defa istediğimiz destekten alacağımız güçle Türkiye yüzyılının inşasını başlatıp
bu kutlu bayrağı gençlerimize teslim edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği, ikinci dönem Cumhurbaşkanı seçilecek ve mevcut anayasaya göre zaten üçüncü dönem Cumhurbaşkanı seçilmesinin imkanı yok. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Erdoğan'ın sözlerini böyle açtı. Son kez destek vurgusunun bir anlamı daha var dedi. Bir de Sayın Cumhurbaşkanımız kendisini bir fani olarak görüyor. Tövbe estağfurullah. Yani Numan Bey'in buradan sonra söyleyeceği kelime tövbe estağfurullah dışında bir şey olamaz. Otursun şimdi 40 sefer tövbe etsin. Erdoğan fani ya. Biz bugün varız, yarın yokuz. Birileri Sayın Cumhurbaşkanı'na belli kutsiyetler atfediyor olabilir ama Sayın Cumhurbaşkanı'nda bir kutsallığı yok ve 20 yıldır iktidarda ve Sayın Cumhurbaşkanı çok yoruldu. Numan Kurtulmuş'un sözleri muhalefet cephesinde böyle yankılandı. Son kez destek istiyorum sözleri acaba kararsızların vicdanına yönelik bir mesaj mı? Sonra da Numan Kurtulmuş'un hani değerlendirmesi, kendisinin fani olduğunu söylemek istiyor aslında Cumhurbaşkanı. Ne dersiniz? Harun gibi geldiler, Karun gibi oldular demişti Sayın Kurtulmuş. Bugün de Erdoğan bir fanidir diyor. Aslında Kurtulmuş'un ve AKP'lilerin nereden nereye savrulduklarının çok açık bir göstergesi. Erdoğan'ın bu çağrıyı yapmasıyla aslında toplumda kendi tabanında duygusal bir mesaj vererek yeniden oy konsolide etme niyetini görüyoruz. Fakat tam tersi. Az önce de söyledim, Erdoğan efsanesi artık bitti diye. Erdoğan artık toplumun karşısına çıkıp ne olur bana oy verin, bir kere daha oy verin, bir kere daha seçileyim, ben ölüyorum bitiyorum bu koltuk için, Allah aşkına bir kere daha beni seçin diyen bir lider. Ama Erdoğan son kez seçildi, Erdoğan efsanesi bitti. Önümüzdeki dönemde artık bu 20 yıllık despotik düzen, tek adam rejimi, bu ucube sistem olmayacak ve Türkiye demokratik, layık, hukuk devleti olarak dostça, kardeşçe bütün insanların yaşadığı güzel bir ülke olacak. Efendim teşekkür ederim. Ben teşekkür geldiğiniz ediyorum. Için Çalar Saat'te konuğumuz olduğunuz için İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez ve kendisiyle aslında bir zaman yolculuğu yaptık. Çünkü Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Pınarhisar'a kendisinin muayenehanesinden gitmişti. Yani 25 yıl önce yaşananları da çok iyi biliyordu. Bugünle kıyaslamasında yine Turhan Çömez yaptı. Tekrar teşekkür ederim ben efendim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Yeni bir konuğumuz daha var ve kendisiyle daha ağırlıkla siyaseti konuşacağız. Siyasi acaba yol haritası bundan sonra altılı masa için, Ekrem İmamoğlu için nasıl şekillenecek sorularımız olacak. Engin Altay, CHP Grup Başkan Vekili az sonra yanımızda, ekranlarınızda olacak. Önce dün akşam. Bizi yıldırmak isteyenlere buradan söyleyeyim. Aradan 3,5 sene geçmiş olabilir. Ama benim hala gençliğim var. Gençliğim. Hala gençliğim var. Hala umudumuz yüksek. Hala umudumuz yüksek. Benim gibi milyonlarca ceketini çıkarıp kollarını sıvayacak Türk milleti var. Adalete susamış, adalete susamış Türk milleti var. Sizden söz almak istiyorum. 2023'te her şey Ankara duysun, bugün o mahkemeye müdahale eden akıl duysun. Her şey Allah'a emanet olun. Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Altay şu anda canlı yayında Çalar Saat'te. Günaydın. Günaydın, iyi yayınlar. Sağ olun, teşekkürler, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün bir hatırlatma yapayım, biraz daha uzun kalacağız sizin evinize, biraz daha uzun vakit misafir olacağız. Çünkü gündem çok hareketli, gündem çok sıcak, verilen mesajları görüyorsunuz. Ekrem İmamoğlu hakkında bekliyor muydunuz efendim? Yani bu konuda arkadaşlarımız ve bizim kuşu arkadaşlar özellikle ikiye bölünmüştü. Yok canım, bu kadar da olmaz diyen çoktu. Kişisel olarak ben bekliyordum. Bekliyordum evet. Yani hukuka baktığınızda hayır ama siyasete baktığınızda evet, böyle bir karar verilebilir diye mi düşündünüz? Ben uzun zamandır siyasetteyim, şuna çok tanık oldum. Yok canım bu kadar da olmaz dediğim ama olan çok şey gördüm AK Parti
tarafından hayata geçirilen, yapılan, edilen hak ihlali, hukuk ihlali, insan hakları ihlali, hazineyle ilgili, mali işlerle ilgili, yok canım bu kadar da olmaz kardeşim diye arkadaşlarıma, milletvekillerimize hep zaman zaman böyle tartışmalarda söyledim. Maalesef oldu. Buraya gelirken aklıma bir şarkı da geldi. Çok bilinen, gerçi belki yeni şeyler bilmez de arkadaşlarımız. Olmaz olmaz deme hiç, olmaz olmaz sevgilim var ya, öyle bir şarkı var. Evet, zaman var. Neler gösterir belli olmaz. Tam bu şarkıyı yaşıyoruz aslında. Şimdi bu şarkı burada bitmeyecek. Evet, şarkıdan gidiyor. Yani şarkılardan devam ediyor. Peki o siyaset yolculuğu nereye götürecek? Tabii bu da bir başka merak konusu. Deneyimli bir siyasetçi olarak size sorayım o zaman. Mesela bu karar kimi büyütür? Kimi geride bırakır? Kimi siyaseten güçlendirir? Ne dersiniz? Bu karar en büyük zararı şüphesiz Erdoğan'a verecek. Onda bir tereddüt yok. Dün akşam da onu Saraçhane'de çok net gördüm. Zaman Sayın Erdoğan, hani sürekli Erdoğan'ın kararıyla bu mahkemenin sonucunu yaşıyoruz denilirken, Erdoğan niye böyle bir karar versin? Böyle bir siyaseti ya da yaşadıklarını, 25 yıl önceyi ve varılan noktayı niye nasıl unutur? Çok güzel bir soru. Çok beğendiğim bir söz var. Hırs başta karar eyleyince akıl baştan firar eylermiş. Erdoğan'ın içinde bulunduğu hal tam olarak bu. Azmiyle çıktı, hırsıyla batıyor. Dolayısıyla böyle durumlarda liderler, diktatör eğilimli liderler özellikle çok yanlış kendileri için, çok yanlış kendilerini bir felakete, siyasi felaketten bahsediyorum tabii, bir felakete, bir sona, siyasi sondan bahsediyorum, taşıyan kararları almış siyasetçilerle dolu tarih. İşte Erdoğan da şimdi onu yaşıyor, o psikolojik iklim içinde, o ruh iklimi içinde. Neden yaşıyor? Biraz önce Sayın Çömez buradaydı. Evet. Sizi yolda izledim. Onun muayenehanesinden Pınarhisar'a gitmiş. Ben mecliste dedim ki, bunlar dedim, mahşerin dört atlısı gibiydiler. Erdoğan, Abdullah Gül, Bülent Arınç, Abdüllatif Şener. Şimdi üçü yok. Tabii diğer Hüseyin Çelik vesaire, onları saymıyorum. Yani ilk yine çıkış. Yakın kurmaydı onlar. Onlar da yakın kurmaydı ama ön planda bu dördü vardı. Şimdi üçü yok dedim. Erdoğan var. Yola çıktıkları yok. Yolda bulduklarıyla devam ediyor. Bunları Abdullah Bey'e, Bülent Bey'e, Abdüllatif Bey'e bir sormak lazım. Bülent Bey ve Sayın Gül hala, hani özellikle Bülent Bey AK Parti'nin üyesi bildiğim kadarıyla, bir sormak lazım. Bu yol niye ayrıldı? Niye ayrıldı? Şüphesiz Abdüllatif Şener şimdi bizim milletvekilimiz. Konuşuyoruz zaman zaman. Ben kendisini de bakanlığından bilirim. Namuslu, dürüst bir insandır. Siyaset bana ne verecek diye siyaset yapanlardan değildi. Ve ben Abdüllatif Şener'in şu anki ekonomik portföyünü biliyorum. Biliyorum. Ve siyasetten sebep Abdüllatif Bey'in cebine, boğazına girmiş kuruş yoktur. Kuruş. Abdüllatif Bey'in yol ayırmasındaki tane faktörün öncelikle bu işler olduğunu biliyorum ben. Biliyorum. Ama diğerleri için de bir şey demiyorum ekonomik olarak. Yani siyasetten zenginleş asla. Ama çıkıp aslında bunların Erdoğan'la yolları niye ayırdıklarını açıklamalar lazım. Ama ben eminim ki bu demin söylediğim hırs meselesi, yani mesela Bülent Arınç kral çıplak dedi. Diyor ama hala bildiğim kadarıyla AK Parti'nin üyesi diyebiliyorum. Ha, o parti aidiyetine de saygı duyuyorum, ayrı bir şey. Bülent Arınç belki şöyle bakıyor mesele, diyor ki bu partiyi sağda kurmadı, beraber kurduk. Parti onun değil mantığıyla bakıyor. Bence yanlış bir mantıkta değil. Yanlış bir mantıkta değil. Sözleri de şu anda ekranda. Mahkumiyet kararı Türk yargısı adına utanç verici ve umut kırıcıdır diyor. Yok, katılmıyorum. Kendisi. Umut yargı adına umut kırıcı. Yani yargı bağımsızlığı, mahkemelerin tarafsızlığı bakımından umut kırıcı. Ama Türkiye'nin geleceği bakımından benim umudumu arttıran bir manzaradır bu. Dün akşam onu Saraçhane'de gördüm ama asıl bugün herhalde olağanüstü bir güzelliği akşam yaşayacağız. Bence Erdoğan'ın, yani bizim hep onu eleştirdiğimiz siyasetten zenginleştiniz, Türkiye'de bir küçük azınlığı siyasetten zengin ettiniz, milletin parasını beşli çeteye, bir avuç azınlığa terk ettiniz eleştirilerimizden ayrı olarak söylüyorum. Bu hırs fena bir şeydir.
Çok fenadır. Allah, ben her cuma Allah'a bir dua ederim. Yani çok dua ederiz de biri de şudur. Allah'ım hırsımı aklımın arkasında tut diye her cuma ederim. Bunun bir sebebi budur. Şimdi Erdoğan da benim gördüğüm tablo bu. Kibir. İşte biraz önce haberinizde vardı. Bu Numan Bey'in Erdoğan fanidir sözü hafife alınacak bir sözle değil aslında. Siz nasıl yorumlarsınız? Şöyle, dün mecliste evvelsi gün konuşmam vardı ama zaman yetmediği için kullanmadığım bir orada bölüm vardı. Uzun bir liste. Hepsi AK Parti yöneticisi, daha doğrusu hepsi AK Parti milletvekili. Ve hepsi Erdoğan'ı şuna benzetmişler. Yani peygambere haşa benzetiyorlar. Allah'ın tüm vasıflarını üzerinde taşıyor Erdoğan diyen AK Partili vekil var. Erdoğan bırak Türkiye'yi, ümmetin lideri. Yani halife diyen vekil var. Çok var böyle. Bunlar içeride de tabii sık kullanıldığı için son defa o istiyorum. Numan Bey de yani o da fani. Yok değil. Pes artık yani. Pes. Yani Hazreti Peygamberimiz de fani. Ama bu benzetme Erdoğan'ın 15 Temmuz'la ilgili bir hikayesi var. Onlar beni şeyde zannettiler diyor. Neydi bu sahilde bir yer vardı? Marmaris mi? Hayır. İstanbul'da. Köşkte. Oysa onlar bilmiyorlardı ki bir örümcek vardı ve o ağlarını örüp kapatmıştı. Böyle bir sözü var Erdoğan. Sizin hafızanızda yok mu? Bende yok. Var. Şimdi İstanbul'da yani 15 Temmuz darbe sonrasında Erdoğan işler kapandı, yatıştıktan sonra tam olarak böyle söylüyor. Ben kendim duydum. Notlarımızda da vardır. Onlar beni diyor Huber olabilir. Huber Köşkü'nde Huber zannettiler. Bilmiyorlardı ki diyor. Bir örümcek mağarayı kapatmıştı. Bu nasıl bir kafa olabilir? Türkiye'nin nasıl bir kafa tarafından yönetildiğini... Tarabya. Bence Huber yok mu orada bir de? Abdullah Gül olabilir Huber'de. Aynen. O zaman o yoktu orada belki. Bilmiyorum. Huber'de mi? Tamam Huber. Neyse ben, köşke takılmayalım. Ya, onlar beni vardı. Falan yerde biliyorlardı diyor. Oysa bilmiyorlardı. Mağarayı örümcek ağıyla kapatmıştı. Bu bence megaloman bir kafa. İyi bir kafa değil. Sağlıklı bir kafa değil. Şimdi böyle olunca da asıl konuya dağılmayalım. Tamam. Niye Erdoğan bu kararı aldı? Ya da böyle bir kararın Erdoğan'ın bilgisi olmadan verilebilmesi mümkün değil. Olası değil. Artık işin Muharrem Bey'le ayrıntıları konuşmuşsunuzdur evet. Hukuk olarak. Olabilemez yani. Ben size bir saldırıda bulunuyorum. Mahkeme bana Doğan Bey'e saldırdı diye ceza veriyor. Bu buna benziyor. Tam olarak böyle. Saldırıda tabii şeye dayalı, karşılıklılığa dayalı. Bana yaptığınız bir saldırıya misilleme yapıyorum. Aynıyla, misliyle de değil, aynıyla sadece. Ama hayır, sen İlker Bey'e değil, Doğan Bey'e saldırdın. İş bu. Yani çok absürt, çok garip, çok saçma. Ama bu karar Erdoğan'ın rızası olmadan alınamaz. Peki şimdi karar çıktı mı? Çıktı. İsterseniz çıktı. Birlikte bir düne dönelim. Karar çıktı, sonra ne oldu, hangi mesajlar verildi? Hep birlikte bir izleyelim. Sonra siyaseten yolculuğunu nasıl etkileyecek Ekrem İmamoğlu'nun? Onu konuşalım. Her şey çok güzel olacak. Bugün Meral Akşener olarak söz veriyorum. Bu şarkı da burada bitmeyecek. Halkın verdiği yetki öyle birkaç kişi bir avuç insan alamaz. Mücadelemiz karara ilk tepkisi bu oldu. Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Karar öncesi herkesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bulunduğu Saraçhane'ye çağırmıştı. İlk mesajını da oradan verdi. Mücadelemiz daha güçlü başlıyor dedi. İmamoğlu kararı öğrendiğinde yanında İYİ Parti lideri Meral Akşener vardı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Almanya'daki programını yarıda kesip İstanbul'a geldi. Milletçe ayağa kalkacağız. Bizi mahkum etmeye kalkanları pişman edeceğiz. Nerede edeceğiz? Sandıkta edeceğiz, sandıkta. Adaletin katline şahitlik ediyoruz.
aklını ve vicdanını kiralamış insanlara şahitlik ediyoruz. Saray artık 28 Şubat zihniyetinin ta kendisidir. Bu darbeci, yasakçı zihniyetiniz batsın sizin. Bir daha geri gelmemek üzere tarihin çöp sepetine atacağız. Bu sefil, darbeci, organize kötülüğü yeneceğiz. Yeneceğiz, emin olun. Yeneceğiz. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Ceza kesinleştiğinde siyasi yasakta söz konusu olacak. Bu yol yanlış bir yoldur. Çünkü adalet gün gelecek, yargıyı siyasallaştıranlara da lazım olacaktır. Bu kararı aldıran zat, bu sözler senin değil mi? Burada okuduğu bir şiirle mahkum olan bir büyükşehir belediye başkanı vardı. Yok yok yok. Yok. Biz yuhlamayız. Biz gereğini yaparız. Karar açıklanırken İmamoğlu'nun yanındaydı Akşener. Kararın ardından Akşener'in paylaşımı dikkat çekti. Kul kurar, kader gülermiş. O büyükşehir belediye başkanı buradan sizlere seslenip, İstanbulluya seslenip demişti ki bu şarkı burada bitmez. Saraçhane'deki kalabalık kararın ardından daha da yoğunlaştı. Kürsüde hem İmamoğlu hem Akşener vardı. Her şey çok güzel olacak, her şey çok güzel olacak. Bugün altılı masadaki tüm siyasi liderler yine Saraçhane'de olacak. Saat 16'da Ekrem İmamoğlu ile birlikte hem İstanbullulara hem de Türkiye'ye seslenecekler. Sizden söz almak istiyorum. 2023'te her şey çok güzel. Her şey çok güzel. Şiir okumayla benzetmek doğru değildir diyor. AK Parti'nin kurmayları da 25 sene öncesiyle bugünü hiç kıyaslamayalım. İki dava sürecinin farklı olduğunu söylüyor. Bu arada sizin az önce hatırlattığınız o dönemde ATV A Haber ortak canlı yayında anlatıyor ve yine şöyle haberleştiriliyor. Peygamber mucizesiyle bir benzetme yaptı. İşte. Bizden önce meğerse Dalaman'a gelmişler, bizim uçağı incelemişler fakat çok ilginç şeyler oluyor ve uçağa girmişler, bakmışlar, çıkmışlar. Bizim bunlardan haberimiz yok. Biz indik, hemen uçağa geçtik. Daha sonra öğreniyoruz ki bunların gelip gitmesi hani Nur Mağarası'ndaydı ya, değil mi? Ya. Hani geliyorlar sevgili peygamberimiz Ebu Bekir Sıddık'la orada ama mağaranın kapısını örümcek örüyor ve gelip bakıyorlar ki örümcek ağ örmüş. Burada örümcek ağ ördüğüne göre herhalde buraya kimse girip çıkmış değildir diyorlar. Ve o gün yaşadıklarını da buna benzetiyor Cumhurbaşkanı. Yani kendini Peygamber Efendimiz'e benzetiyor. Bu odur. Bu odur. Neyse bu ayrı bir mesele. Ama kafa bu kafa işte. Onun için de birlikte yola çıktıklarının tamamıyla, tamamıyla neredeyse yolu ayırmıştır. AK Parti kurucularının da epeyce bir kısmının AK Parti ile ilişkisini kestiğini ben biliyorum. Yani hep söylediğim bir şey var. Ben AK Partililere bunu mecliste de söylüyorum. İyi niyetle kurulduklarında hiç şüphem yok. Hani bir alyans gösterip de tek servetim budur. İleride bundan daha fazla malım mülküm olursa bilin ki çaldım dedi ya Erdoğan. Çaldım dedi. Ve şimdi manzara ortada. AK Partililere dedim ki siz 2002'den 2008'e kadar iyi şeyler de yaptınız. Ama 2008'de siz mutasyon geçirdiniz. Başkalaştınız. Bu AK Parti 2002'deki AK Parti değil. Bunu da artık AK Parti'ye oy veren kıymetli vatandaşlarımız da görüyor ve biliyor. Ve içlerinin kan ağladığını da biliyorum. O umut, o peşine gittikleri o rüzgar, o idealler, o iddialarla çıkılan yolda artık AK Parti yönetenlerin iddiaları, hevesleri ve arzularının da çok değiştiğini herkes de görüyor. Bugün yaşayan, dün yaşananlar genel olarak Türkiye'nin insan hakları ihlalleri bakımından, yargı bağımsızlığı bakımından yaşananların temel sebebi de şu. Şimdi devlet nesiz olmaz. Yani mesela insanın bir şey, bazı şeyler var ki olmazsa olmazdır. Devletin de o devlet olması için olmazsa olmazları vardır. Üç şeydir be. Ben öyle diyorum. Üç şey. Ve maalesef bu üç şey artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yok. Yok. Ne? Nedir onlar? Adalet, ahlak, liyakat.
İşte bu üç şey olmadığı için devlet, bu üç şeyden mahrum olduğu için devlet de şimdi mahzun. Ve devlete olan güven, devlete olan inanç her geçen gün kırılıyor. İşte Ekrem İmamoğlu kararı da devleti siz sadece bir başbakanlık ya da cumhurbaşkanlığı, yasama, yürütme, yargı. Bu üç kuvvetler ayrılığı diyoruz. Üç ayağı var devletin. Ve bunların da ahlak, adalet, liyakat üzerine oturması lazım. Ama hani hep söyleriz ya, ne diyorlar? Camiye siyaset girerse ibadet kalmaz. Mahkemeye siyaset girerse adalet kalmaz. Bir yerde adliyenin... Şimdi Türkiye bunu mu yaşıyor? Türkiye bunu yaşıyor. Peki bu 25 yıl önceyle kıyasladığınızda, hayır orayla ilgisi yok, bunu kıyaslamayın sözlerine ne diyorsunuz AK Partililerin? Pınarhisar'a gidişiyle şu anda Ekrem İmamoğlu'na verilen ceza. Orada şiir okundu, burada hakaret var. Şiir de var. Erdoğan'ın bildiğim kadarıyla orada Erdoğan da bir hakaret, gene bir seçim kuruluna hakaret hikayesi var. Erdoğan belki de bundan sebep oradan da bir ceza aldı diye ben biliyorum. Bundan sebep öyle bir hani bana verdiler buna da verin diyor ama Erdoğan bir şey atlıyor. Ben aslında Erdoğan'ın çok şeyi atladığını biliyorum. Mesela ben bir gün onu koruyorum. Yani onu koruyorum bir yerde bir laf ediyorum. O kurmayları ona öyle anlatıyor ki tam tersine ve çıkıp bakmadan, siz biraz önce hemen benim söylediğim şeye baktınız, kaynak bakmadan diyor ki bana böyle dedi. Yani bu kadar da ilgisiz, yani okumadığını tabii biraz biliyoruz da, ama kurmayları çok dezenformasyon, bilgi kirliliğine de maruz bırakıyor olabilirler. Yani ben ikisinin benzeştiği yanı tabii ki var. Ha bu ama onun bugünkü süreç, o günkü sürecin kopyası değil. O zaman da biz Erdoğan'a yapılanı yanlış bulduk. Nitekim kurduğu parti Türkiye'de birinci olunca siyaset yapma hakkını ona Cumhuriyet Halk Partisi vermiştir. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin rızasıyla olmuştur. Yoksa olamıyor idi. Bu konuda halen kendi parti tabanımızdan bazen eleştiri de alıyoruz. Niye yaptınız? Hala arkasındayım. Hala. Biz o zaman, ben meclisteydim. Turan Çömez de vardı. Biz o zaman doğru bir iş yaptık. Demokrasi adına namuslu bir iş yaptık. Dedik ki adam parti kurmuş. Hatta Birleşik Oy Pusulası da partisinin altında adamın ismi var. Ve sen bu adamı milletvekili yapmıyorsun. Başbakanlığı millet vermiş, sen vermiyorsun. Bu olmaz dedi. Peki şimdi millet verdi. Millet, İstanbul halkı, 16 milyon İstanbullu, İstanbul'u emanettir İstanbul bize. Fatih Sultan Mehmet'in, atalarımızın, ecdadımızın emanetidir. Bence kutlu da bir emanettir. Dünyanın en güzel emanetidir. İstanbullu bu emaneti Ekrem İmamoğlu'na verdi. Şehri emine verdi. Hayır. Zaten şey var işte, Abdülkadir dün avukatlar da söyledi. Selvi ne diyor? İki yol var. Ya seçimi iptal etmek lazım ya bilmem ne. Seçim iptal ettirildi. Ettirildi. Ben bunu söylüyorum. YSK üyeleri kusura da bakmasınlar. Zaten bu davada YSK üyelerinin şikayeti de yok. Yani savcı resen hakaret. Niye başkalarını açmıyorsun? Niye başkalarını açmıyorsun? Bu hakaret. İçişleri Bakanı Genel Başkanımıza her ağzını açtığında hakaret ediyor. Niye açmıyorsun kardeşim? Böyle bir mantık, böyle bir kafa. Dolayısıyla oradaki benzeşmenin, evet bir benzerlik var ama tekrar söylüyorum. Bu süreç Erdoğan'ın çok ama çok korktuğunun bir delilidir, alametidir. Yani buradan şunu da anlıyoruz. Bu kimseyi korkutmasın, yıldırmasın. Erdoğan o postaki süresini uzatmak için her şeyi göze almış gibi duruyor. Şimdi siz bu karar bir umutsuzluğa neden olmasın, orada toplanan kalabalığa bakıyorsunuz, atmosfere bakıyorsunuz. İyi Parti lideri Meral Akşener verdiği güçlü mesajlar var. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu verdiği mesajlar, evet. Ekrem İmamoğlu. Bunların hepsine bakacağız. Bir mesaj daha var. Hatta o 2019 yılında o çocuktu, şimdi bir genç. Onun sözü, seslenişi Berkay. Evet, Berkay hemen, evet. Bir bakalım. Berkay'dan bir paylaşım var. Berkay Gezgin diyor ki Eskişehir'den İstanbul'a yolculuk başlasın. Biz hukuk mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Umudumuzu yitirmeyeceğiz. Yarın Saraçhane'de görüşmek üzere. Her şey çok güzel olacak dedi. Sosyal medyadan paylaşım bu. Hani bugün altılı masa gelecek, evet. Ama Berkay hoş da gelecek. Yani o yolculuk için evet. Hazırlığını yapmış. Şimdi peki her şey çok güzel olacak sözü nasıl çıkmıştı, bir hatırlayalım.
Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen. Aferin sana delikanlı. Her şey güzel olacak. Söyledim. Şimdi bekliyorum. Aynen. Söyledim. Söyledim, bekliyorum. Çocuğa bak, her şey güzel olacak. Şu inanç yeter bize, şu inanç. Evet, at camını. Aferin, her şey güzel olacak aslanım benim. Abi her şey güzel olacak. Aynen öyle, beraber sen çalışacağız. Sen oldukça. Tamam, hadi. Hadi abi. Aslanım benim, hadi. Bir tanem size. Sağ ol. İstanbullular, İstanbul kimin demiştik? Sizin. 16 milyon İstanbullunun. Hangi çılgın sizin millete ait herhangi bir sürecin önüne set kurabilirmiş? Hangi çılgın zincir vurabilirmiş? Hiç kimse vuramaz. Bu akşam biriz, birlikteyiz. Yarın çoğalarak daha fazla bir arada olacağız. Daha fazla birlikte olacağız. Şimdi birlik ve beraberliğimizin güzel bir anını bu akşam başlatıyoruz. Yarın çok daha büyüyecek. Genel başkanlarımız burada olacak. Önümüze aydınlık günlere birlikte bakacağız. Birlikte bakacağız. Bu dava Türkiye'nin düştüğü durumun özetidir. Utanç duyduğumuz bu anı, bu ortamı bize yaşatan bu yargı sürecinin o kötü kararını yaşayıp sizleri buraya davet etmeyi elbette istemezdim. Ama bu dertleşmeyi sizin kararınızın yok sayıldığı bir ortamın bu şekilde bir alışkanlık haline geldiği anda gerçekten bu ülkeyi yaşanmaz hale getirmek isteyenlerin ekmeğine yağ sürmüş olurduk. Onun için sizi buraya davet ettik. Ve sizinle dertleşiyorum. Bu mahkeme, bu dava Türkiye'de adaletin kalmadığının ispatı. Bu dava ülkeye adalet ve demokrasi gibi en ulvi değerleri getirmek istemeyen insanların yönettiği bir davadır. Hatta devlet biziz, millet biziz, her şeyin sahibi biziz diyen insanların aymaz, utanmaz bir biçimde süreci etki altına alıp karar verdikleri bir davadır. Hukuku yok sayarak, millet iradesiyle kavga ederek bu süreci bir avuç insanın istediği yörüngeye oturtmak isteyenlerin ortaya koyduğu iradeyi yöneten bir davadır. Keşke bu dava bir hukuk davası olsaydı, adalet önünde bir yargılanma süreci olsaydı. Aslında bu dava var olan süreçte bozuk düzen diye tarifleyeceğimiz bir düzenin davasıdır. Aldıkları her karar kendi çıkarları için. Kıymetli hemşehrilerim, milletimizin yaşadığı zorluklar, yoksullaşması, eğitimden adalete birçok sorunun üstünü kapatmak için ortaya koydukları çirkin bir irade sürecinin sonucudur. Çocuklarımızın
gelecekle ilgili umudunun kalmadığı bir ortamda ortaya sudan sebeplerle, uydurma gerekçelerle dava üreterek, hukuku da zedeleyerek hepimizi yaralayan bir süreçtir bugün yaşadığımız dava. Bu düzeni, bu bozuk düzeni kuran, bu bozuk düzen sahibi olan o bir avuç insan artık mertçe, dürüstçe, cesurca mücadele etmeyi de bırakmışlardır. Kendi düzenlerini korumak için alevereye, dalevereye başvurarak akla hayale gelmeyen iş ve işlemleri yürürlüğe koyan insanların sürecidir. Bu bozuk düzen aslında 31 Mart gecesi Anadolu Ajansı üzerinden o verileri kapatıp seçimi elimizden almaya cesaret ettikleri gün başlamıştır. Efendim devam ediyoruz. Bir süre daha ekranlarınızda, evlerinizde misafir olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Altay, keşke bu dava hukuk davası olsaydı. O mesajlardan birisi. Sonra İstanbul'da başardık, Türkiye'de başaracağız. Aradan 3 yıl geçmiş olabilir ama benim gençliğim var, gençliğim. Yine o bir sesleniş. 2023'te her şey güzel olacak. Buradan bu güçlü mesajlara baktığınızda Ekrem İmamoğlu için nasıl bir siyaset yolculuğu ilerliyor? Yolculuk hepimizin, hep birlikte yaptığımız elbette bir yolculuk. Keşke bir hukuk davası olsaydı, doğru, çok doğru. Türkiye'de maalesef bunu üzülerek söylüyorum, kararlar sarayda yazılıyor, adliyelerde okunuyor. Tablo bu. Yaşadıklarımız sade Ekrem Bey'in meselesi değil, geriye dönük Canan Kaftancıoğlu'nun, diğer arkadaşlarımızın, diğer siyasi yelpazedeki insanların, gazetecilerin, sanatçılara yapılanların hepsi bu. Ve yine güzel bir söz daha söyleyeyim. Makamı kendi mülkü zanneden ilk ne yaparmış? Mahkemenin gırtlağına çökermiş. Bu da güzel, benim beğendiğim atasözlerinden biridir. Şimdi Erdoğan'ın yaptığı da bu. Yargı, mahkemenin gırtlağına çökülmüş. Kendilerine göre bir düzen, düzenek, bir Türkiye tasavvuruyla bunlar yapılıyor. Dolayısıyla bu meseleye hukuki bir dava demek zaten mümkün değil. Ben tiyatro diyorum. Zaten kamuoyu ismini koydu, ahmak dava. Davanın kendisi de yani böyle. Böyle bakıldığı zaman bunun artık bir siyasi karar olduğunu, Millet İttifakı'nın yolunu kesmenin, Millet İttifakı'na bir fitne sokmanın buradan amaçlandığı ve en önemli figürlerden biri olan 16 milyon İstanbullunun en kutlu, biraz önce söylediğimiz kutlu emaneti ehil olarak verdiği Ekrem İmamoğlu da Erdoğan'ı rahatsız eden, Erdoğan'ın o posttan inişini hızlandıracak faktörlerden biri olarak görüldüğü bir gerçek. Bir kere bu yapılıyor. İkincisi, bir şey daha var burada. İstanbul Erdoğan için çok, biliyorsun. Yani Recep Tayyip Erdoğan bir rakip olarak İmamoğlu'nu mu görüyor? Güçlü bir rakip olarak İmamoğlu'nu mu görüyor? Erdoğan onu görüyor şüphesiz. Çünkü iki defa yenmiş Ekrem Bey İstanbul'da onu. İstanbul Tayyip Bey için Türkiye kadar önemlidir. Yani Türkiye mi kıymetli, İstanbullu mu kıymetli deseniz Tayyip Erdoğan'a, İstanbul şüphesiz kıymetli ama Türkiye tabii, o direkt Türkiye diyemez diye düşünüyorum. Yani İstanbul'un her şeyi, çıkış noktası, hem siyaseten hem iktisadi olarak varsıllaştığı, güçlendiği bir alan ve İstanbul'da alınan hezimeti, özellikle 23 Haziran 2019'daki hani siyaseten yediği şamarı unutmadığını ben biliyordum. Yani unutulmadığını ve bunun intikamını elinden gelen her türlü kötülüğü, fırsatı değerlendirerek yapacağını da biliyorduk. Bula bula bunu bulabildiler. Bu böylece hem İstanbul'la ilgili bu ceza yasalaşırsa, biliyorsunuz Ekrem Bey'in belediye başkanlığı da düşüyor. Buradan böyle bir muradı var. İkincisi, burada şunu da görüyorum. Burada şunu görüyorum. Fitne kapıdan girince birlik bacadan çıkar. Dolayısıyla altılı masa üzerinde Erdoğan'ın ve Cumhur cephesinin, karşı mahallenin türlü hesapları var. Fitne, dedikodu,
her şey var. Masanın dağılmasını çok istiyor Erdoğan. Ben söylüyorum yani Erdoğan'da bir altılı masa paranoyası var. Şimdi bu durum masayı daha fazla mı kenetledi? Ama işte öyle oluyor, öyle oluyor. Yani Erdoğan ne der? Bu merak gibi. Attığı her şey dönüyor, kendisini vuruyor. Yani bugün kullandığı malzemeler, manivelalar, araçlar ne derseniz deyin, silahlar. Erdoğan o normal bir rakibe zarar verecek zannediyor bugünlerde özellikle. Ama hep kendini vuruyor. Vurmaya da devam edecek işte şaşkınlık. Hani biz atalar bize söyleyecek söz bırakmamış. Şaşkın ördek suya ters dalarmış. Şimdi bu durum tam da o. Altılı masanın tesanütünü güçlendirecek bir tabloyu oluşturdu. Bugün biz zaten Saraçhane'de altı lideri yan yana göreceğiz. Evet. Saat şöyle 16'yı gösterdiğinde liderler yine halkın, kalabalıkların karşısında, evet, olacak. Şimdi burada Ekrem İmamoğlu'na bir destek mesajı verecek. Yine liderler, yine altılı masa karar verecek ama bu buluşma gayri resmi bir cumhurbaşkanlığı ilanı Ekrem İmamoğlu için, böyle değerlendirmeler, yorumlar da var. Ne dersiniz? Çok normal, çok normal. Türkiye'de işte bu Millet İttifakı bakımından, altılı masa bakımından ismi geçen zaten 4 siyasi figür var. Gerçekçi olalım. Dördü birbirinden kıymetli. Yani ben Sayın Akşener'i de dahil ediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu zaten var. Ve 2 sayın belediye başkanımız. Yani birbirinden kıymetli. 4 mücevher elimizde. Ben böyle bakıyorum meseleye. Ben tabii Ekrem Bey geçen bir televizyon programında çok güzel bir şey söyledi. Her Cumhuriyet Halk Partili gibi benim de adayım Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Ama her İYİ Partili'nin de adayının Sayın Akşener olması, gönlünü öyle, kendini öyle odaklaması mümkündür. Ama peşine dedi ki masa ne derse biz baş üstüne diyeceğiz. Şimdi yani masa bugün tam da yanında. Bugün masadan bir aday eğer bekleniyorsa, bir işaret, isim bekleniyorsa onu kimse beklemesin zannetmiyorum. Olursa da sürpriz olur. Subliminal olur mu? İşte göreceğiz hep beraber. Şimdi şöyle zannedilir. Siyasi parti kurmayları her şeyi bilir falan zannedilir. Çok öyle değildir. Özellikle altılı masada sayın genel başkanların tamamen kendilerinde kalan o masada konuşulanlardan hususlar vardır. Var. Yani hepsi kurmaylarına toplantılarından sonra paylaşacakları kadar meseleyi paylaşırlar. Ama mutlaka öyle de olması lazım. Mutlaka kendilerinde kalan hususlar vardır. Niye vardır? Şimdi bu şundan ilgili çalışmaya başlamışlardır ama bitmemiştir. Bunun şuraya geçmesi lazım. Daha geçmemiş. Bu daha geçmemişken bunu herkesle paylaşırsan bu da olmaz. O bakımdan ben bunu liderlerin hepsini çok anlayışla karşılıyorum. Şundan eminim. Yani altılı masanın hele bu saatten sonra bu cezadan, İmamoğlu'na verilen bu cezadan sonra hiçbirinin bir yanlış yapma lüksü yok. Yanlış yapma lüksü yok. Ben hepsinin kendi kalbim gibi hiçbirini ayırmadan Türkiye'nin bekası için, esenliği için, milletin huzuru, refahı için o masada olduğunu biliyorum. Ve her yerde söylediğim bir şeyi söyleyeyim. Bunların ortak özelliği çok. 6 siyasi parti genel başkanı. Bana sormuş ol, belki söyledim sizin programı. En önemli ortak özelliklerinden birisi ki o bizi çok rahatlatacak, Türkiye'yi rahatlatacak ve herkese umut verecek, AK Parti seçmenine de umut verecek. Şu, hiçbirisi siyasetten zenginleşmedi. Hiçbirisi. Bu çok önemli, çok kıymetli. Bunu da söyleyeyim. Tabii medyanın, kamuoyunun adayı merak ettiğini biliyorum. Burada virgül koymanızı isteyeceğim. Koyalım. Bir an, bir görüntü. Sene 2019, Mayıs ayı. O zaman ceketini çıkartmıştı. Aralık ayı. Aralık ayında ceketini çıkartmadı ama bir Mayıs'a gidelim. Sonra bir sorum var efendim size. Onun yanıtını da çok merak ediyorum. Sayın Peki. Engin Altay. 2019 Mayıs'ı.
Aradan 3 yıl geçmiş olabilir ama benim gençliğim var, gençliğim Ekrem İmamoğlu. Şimdi bu yaşanan sürecin içinde Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı hak mıdır, risk midir? Pek çok ceza senaryo, bakımından evet, mı? Evet, pek çok senaryoda konuşuluyor. Yani adaylığı altılı masanın takdiridir. Altı sayın genel başkanın ortak iradesidir olacaksa. Ben şu diyemem, demin söyledim. Dördü de ayrı ayrı mücevherdir. Ama bu cezadan dolayı bana göre Sayın İmamoğlu'nun siyasi yazgısının değişeceğini düşünmem. Yani bir engel teşkil edeceğini düşünmem, ihtimal de vermem. Çünkü gerçi ortaya dokuk kalmadı. Ama olmaz dediğim her şey oldu da dediniz. Buna güzel bir örnek vereyim. Sabah konuğunuzu bizim Muharrem Erkek dün konuşuyoruz. Muharrem ne diyorsun? Abi beraat görüyorum dedi. Ya Muharrem bal gibi ceza geliyor dedi. Oldu bitti ceza geliyor. Ya Muharrem dedim sen seçim işte hukuk. Abi ben hukukçuyum dedi. Ben hukuk, güzel bir şey söyledi aslında. Ben hukukçuyum dedi. Normal bir hukukçunun orta yerdeki dosyaya bakarak bu dosyadan ceza çıkmaz demesinden de doğal bir şey yok. Çok doğal bir şey söyledi Sayın Erkek. İyi de bir hukukçudur. Ben siyasetçiyim. Ve Türkiye'de yargının, üzülerek söylüyorum, siyasetin vesayetinde olduğu bütün hakim savcıları itham etmek tabii ki doğru değil. Çok namuslu, çok dürüst, hukukun evrensel normlarına ve vicdanlarına göre hareket eden hakim savcılar yok mudur Türkiye'de? Vardır, vardır. Ama biz de feryat ediyoruz. Yani mesela 10 bin dolarla ilgili ya 6 bin, 7 bin 100 savcı var Türkiye'de. Bir tane mi yok diye böyle yalvarıyoruz ya. Bir tane mi cesur savcısı olmaz bu ülkenin diye yalvarıyoruz. Ortaya da bir suç var, bir suç iddiası var, rüşvet iddiası var. Bir 7100 savcıdan bir tane bulamadık. Böyle bakıyoruz. Yani sizin sorunuzu dolaştırıyor değilim. Bu işler gerçekten samimiyetle söyleyeyim. Masadaki 6 sayın genel başkanın partilerin yetkili kurullarından aldıkları yetkilerle yürüttükleri işlerdir. Ben en doğru da mütabakat sağlayacaklarına yürekten inanıyorum. Hiç onda şüphem yok. Her birinin, önce sen kendi genel başkanım dahil, kişisel bir ajandasının... Burada Bay Kemal demiştiniz. Bay Kemal, evet. Benim adayım, CHP'nin adayı. Gene söylüyorum. Yani Ekrem İmamoğlu'nun da adayı Bay Kemal. Ama bir görev verilir, düşer, altı genel başkan şurada uzlaşır, onu ben bilemem. O dediğim gibi, biz siyasette bir hiyerarşi vardır. Demokrasi diyoruz ama siyasetin de bir hiyerarşisi vardır kendi içinde. Ekrem İmamoğlu da, Engin Altay da, hepimiz altılı masadan masa toplandı, genel başkanlar toplantıyı bitirdi, parti genel merkezlerine geldiklerinde bize diyecekler ki çocuklar böyle yapıyoruz. Bize diyecek ki altılı masanın iradesi bizim irademizdir. Efendim çok az kaldı, 1,5 dakikam ve son sorum pek çok izleyicimizden de gelen o mesaj. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, siz siyasetçiyim dediniz. Ben ceza çıkacağını gördüm, anladım dediniz. CHP lideri Kılıçdaroğlu dün Almanya'daydı. Neden böyle bir günde Almanya'da diye pek çok kesimden de eleştiri evet, bunu geldi. İyi ki sordunuz, çok iyi. Şöyle bir kere şunu söyleyelim. Artık ulaşım ve iletişimde sınır yok. Almanya'dan İstanbul'a gelmekle Gaziantep'ten İstanbul'a gelmek arasında 45 dakika fark eder. Böyle bakabilsin vatandaşlarımız. Daha önceden planlanmış, Amerika İngiltere ile başlamış, Türkiye'yi ikinci yüzyıla taşıyacak teknolojide, bilimde, iletişimde, Endüstri 4.0'da önemli işler var. Önceden planlanmış, yapılan görüşmeler var. Bu çerçevede gidilmiş ve Sayın Genel Başkan da şöyle diyenlerdendi yani. Yok canım, buradan da ceza mı olur? Yani Genel Başkan... Ceza. Sayın Kılıçdaroğlu da beklemiyordu bu cezayı. Beklemiyordu. Yani beklese, yani çok kesin böyle bir kanaat içinde olsa zaten yani bugün gitmezdi ama nasıl olsa bir ceza çıkacağı ile ilgili de ihtimali düşük olunca ve Gaziantep'ten İstanbul'a gelmekle Berlin'den İstanbul'a gelmek arasında 45 dakikalık bir fark olduğu için ben gitmesinde bir şey görmedim. Böyle bakabiliriz. Efendim teşekkür ederim. Geldiğiniz için söyleyelim. Sıkı ve evet. Böyle yoğun bir gündemin ardından burada Çalar Saat'te yanımızdaydınız evet. Ama özetle şunu söylüyorsunuz. Burada mı burada, yanında mı yanında CHP lideri evet. Ekrem İmamoğlu'nun yanında. Saraçhane'deydi. Bu arada bir şey söyleyelim. Buyurun, son bir cümle olsun. Allah'ını seven
akşamüstü 4'te Saraçhane'ye gelsin. Efendim tekrar teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Altay'la konuştuk. 7.15'te başlayan yolculuğumuz saatler 10.15'i gösterirken şu anda noktalanıyor. Yarın yine saatler 7.15'i gösterdiğinde biz burada olacağız. Bu arada bugün saat 16 ve sonrasında detaylar akşam Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber bülteninde olacak. Hatırlatalım. Yarın sabah görüşürüz. Kapatırken her zamanki gibi teşekkürümü sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Görüşürüz.